İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece Türkiye'de dindarlığı, din algısını konuşacağız. Daha da fazlası gelecek. Nelerden bahsedeceğiz? Gerçekten hoşgörü ikliminde mi yaşıyoruz? Anketler buna dair ne söylüyor? Dindarlık artarken hoşgörüde bir azalma mı var? Baskı var mı? Hayatını dine göre düzenleyenler, dini vecibelerin tam manasıyla yerine getirenlere mi baskı var? Yoksa dini yaşamından uzak tutanlara karşı mı bir baskı var? Bakalım size rakamlar ne söyleyecek ve bunlara şaşıracak mısınız? Geleneksel İslam'la laiklik hala çatışma halinde mi? Buna dair de merak ettiklerimiz var. Ve sizlerden gelecek olan soruları da yansıtmak istiyorum. Enteresan sorular geldi, onları da not ettim. Devamında da yine program esnasında bizlere sorabilirsiniz. Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Felsefe Bölümünden. Profesör Doktor İştar Gözaydın, Doğuş Üniversitesi'nden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Doktor Necdet Subaşı, din sosyoloğu, bu gece bizimle birlikte olan isimler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu gece ekrana bazı grafikler getireceğiz. Özellikle Profesör Doktor Hakan Yılmaz'ın Boğaziçi Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve onun ekibinin hazırladığı en son yapılan önemli araştırmalardan 2012 senesine ait ve enteresan başlıklarda neler taşıyor. 16 ilin kentsel ve kırsal yerleşim birimlerinde yapılmış 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden 1200 kişi arasında muhafazakarlık boyutlarına dair veriler aktarıyor. İsterseniz hemen oruç tutma ile ilgili, hazır Ramazan ayındayız ve oruç tutmanın da hayatımızın ön planında olduğu bir mesele. Bununla başlayalım. Şimdi Müslümanlar için ibadet pratikleri oruç tutma. Ne zaman oruç tutarsınız, tutar mısınız diye soru soruluyor. Verilen cevap şöyle sevgili seyirciler. Tüm Ramazan'da ve diğer dini günlerde orucumu tutarım diyenler. 2006'da %18 iken 2012'de %10'a gerilemiş. 10.2'ye burada bir erime var. Enteresan. Bütün Ramazan ayı boyunca oruç tutarım diyenler %60.4 2006'da. 2012'de yine bir erime görüyoruz. %53.1. Ramazan'da imkan buldukça tutarım diyenler 10.3 iken 2012'de 18.9'a, hiç tutmam diyenler %6.4'ten %12.3'e. Şimdi burada özellikle hani veriler de ekranda kalsın ki izleyicimiz sindirsin. Şimdi şunu soracağım. Evlilik programlarında din, kadın programlarında din ve hatta bir zamanlar cuma günleriydi, işte Sabah Tümer'le Yaşar Nuri Hoca'yı görürdük. Sonra hemen hemen tüm kadın programlarına sirayet etti. Ana kanallarda ve orada da hemen her gün neredeyse gördük. Yani hatırı sayılır bu programda da yapıldı. Tabii talep var ve insanlar anlamak istiyor. Gerçi biz dinler tarihini çokça konuştuk. İşte hayırlı gün cumadır diye düşünülerek o gün özellikle böyle yığma oldu. Herkes bir merak içinde ve böyle sanki buna dair daha da çok talep var. Fakat bu veriler gösteriyor ki merak var ve sanki insanlar dini vecibelerini çok yerine getirmiyormuş gibi bir hava. Ve 2006'dan 2012'ye şimdi normalde baktığımızda yükselmesini beklerken burada düştüğünü görüyoruz. Bunu nasıl okumak lazım? Buyurun hocam. Daha çok sizinle göz göze geldik. Buyurun. Benden mi başlayacağız? Aslında benim alanım daha çok siyaset bilimi, hukuk olduğu için daha kurumsallaşmış dini konuşmayı her zaman tercih ederim. Dolayısıyla ben sözü burada sosyolog olarak Necdet Hocam'a bırakayım baştan. Tamam, Necdet Hocam'a başlayalım. Yalnız bir tek şeyi söylemem gerek. Hemen itiraf edeyim. İtiraf edeyim. Hiçbir zaman sayılara çok fazla güvenmem. Hep bana yani tabii yapılan çalışmalara saygım büyük ama bu çalışmalardaki alınan denekler, yapılan sorulan sorular vesaire gibi bütün bileşenlerle bir arada düşündüğünce hep bana sayılar bir soru işaretiyle beraber gelir. Ama Necdet Hocam ne diyor? Bence önce ona soralım, ondan sonra devam ederiz. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. İstediğiniz yerde ben bu rakamlara inanmıyorum ya da benim gözlemlediğim ya da bana ulaşan doneler bunlarla örtüşmüyor da diyebilirsiniz. Sonuçta biz bir anketi rehber olarak edindik. Hani buradan daha doğrusu soru çıkarmak ve o karşılaştırmayı yapmak adına tabii sadece ankettir bunlar. Dediğim gibi beğenmediğinizi, uygun bulmadığınızı söyleyebilirsiniz.
Nerit Ozan başlamak istiyorsa buyursun, yoksa evet. Cener Taslan söz almak istiyor. Evvela şeyi söyleyeyim, Hakan Yılmaz Boğaziçi'nden, siyasal bilimlerden bir hocamız, bu anket işini Türkiye'de ciddi yapan kişilerden biri. Ve ama burada yine İştar Hanım'ın dediğine de dikkat etmemiz lazım. En ciddi böyle anketi yapanların verilerine de hep bir arada biraz mesafeyle yaklaşmamız lazım. Bu soruların nasıl sorulduğu gibi şeylerin de göz önünde bulundurulması lazım. Fakat ben bu anketlerin belli şeylere nüfuz etmemizde çok yararlı olduğunu düşünüyorum, sayısal verilerin. Çünkü işin doğrusu şu. Bunlardan daha iyi bir veri elimizde yok birçok şeyi anlamamız için. Mesela şöyle bir şeyi düşünün. Türkiye'de mesela ne kadar başörtülü hanım var? Şimdi bizim buradan bakıp da anlamamız zor, çok zor onu. Mesela anketler %60 kadar Türkiye'de belli bir şekilde başını örten olduğunu söylüyor. Veya dünya nüfusunda mesela ne kadar Müslüman olduğu gibi sorular. Veya din benim için acaba çünkü benim için din ne kadar önemlidir sorusuna Türkiye'de nasıl cevap verildiği gibi sorular. Bizim Türk halkının dini inançlarına nüfuz etmemiz açısından çok önemli. Ve anket olmadan ben buna nasıl nüfuz edebileceğimizi bilmiyorum. Ondan evvela bu anketleri yapanlar çok önemli bir hizmet yapıyorlar. Hem sosyal bilimler ve siyasal bilimler açısından, yani sosyoloji, siyasal bilimler gibi alanlar açısından. Fakat bu anketlerle ben hep şeyin birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anketler daha çok davranışçı metodoloji dediğimiz bir metodolojinin etkisiyle Batı'da bize gelmiştir. Bu metodolojide daha çok birçok şeyi sayıya dökerek en objektif, en doğru bilgiyi anlayacağımız inancı vardır. Ben tamamen böyle düşünen biri değilim. Bir de yine felsefede ve sosyal bilimlerde başka bir metotsa hermeneutik dediğimiz yöntemdir, yorumcu bilimdir. Buradaysa karşı tarafın kavramlarını kendi kavramlarımızın içine katmaya çalışırız. Onların zihin dünyasına nüfuz etmeye çalışırız. Bir kişi İslam deyince acaba ne anlıyor? Oruç deyince, oruç tutmak deyince ne anlıyor? Ramazan deyince ne anlıyor? Siyaset deyince... Ama şimdi oruç tutmak deyince bence yani bu soru çok net bir soru. Yok ben bu soru için ne değil. Ne sıklıkta oruç tutuyorsunuz, oruç tutuyor musunuz? Hani cevaplar tüm Ramazan'da, tüm dini günlerde, işte bütün Ramazan ayı boyunca Ramazan'da imkan buldukça hiç tutmak. Hayır, ben hani bir girişkah olsun açık diye diyorum bu anketle anladım ilgili. Buradaki soru ne? O zaman ben de bir itirafta bulunayım. Mesela bazı rakamlara ben yok artık dedim. Neden? Gazeteleri açtığımda ya da işte bazı yine gazetelerden ve sokağımızdan ve çevremizden tabloyu, pozisyonu gördüğümde hani bu mu Türkiye gerçeği dediğim. Bakın ben işin doğrusu bu anketteki verilere gazetede gördüklerimizden daha çok güveniyorum, onu söyleyeyim yalnız. Yani her ne kadar şüpheyle yaklaşsam da. Şimdi anketlerde oruç tutanların sayısında belli bir düşme olduğu gözüküyor ama Ramazan'da imkan buldukça tutanların sayısında artış olduğu için bütün tutanlar yerine aslında o kadar da büyük bir düşüş yok, küçük bir düşüş var. Yani %7 mesela Ramazan ayı boyunca tutanlar azalmış ama imkan buldukça tutanlar da %8 artmış. Hem Ramazan hem dini günde tutanlar da %8 azalmış. Yani toplamda hepsinde bir %7'lik falan kadar 8'lik bir azalış var gibi gözüküyor. Bunun bir sebebi tabii Ramazan'da gittikçe şu anda 2006'da ile 2012'yi kıyaslanıyor burada. Hı hı. Ramazan'da sıcak günlere gelip de biraz daha uzun günlere yaklaşmasının bir tesiri var diyebiliriz ama... Fakat bence sebebi daha derinlerde bu. Çünkü namaz kılanların oranlarında birazdan aynı ankette dönersek evet, onlarda da düşüş var. Bence bunun sebebi şu, çok daha derin bir sebepte yatıyor. Benim kanaatim Türkiye'deki sosyal bilim yorumcularının yaptığı en büyük hatalardan biri şu. Siyasete çok fazla önem veriyorlar. Siyasette olup bitenlerin insan zihnini şekillendirmesine gereğinden fazla atıf yapıyorlar. Oysa bence siyasetten bağımsız olarak işleyen şu anda bir küreselleşme süreci var. Ve bu küreselleşme sürecinin hangi parti, hangi ülkede iktidarda olursa olsun ondan bağımsız insanların zihnini şekillendirmesi var. Bence eğer ki büyük bir tabloya bakıp Türkiye'yi o küreselleşen dünya ile etkileşen bir unsur olarak görürsek bunları anlamamız, Türkiye'nin iç siyasetine odaklanarak bunları anlamaya çalışmanın çok üstüne çıkacaktır. O zaman bunlara şaşırmayız. Siz diyorsunuz ki mesela televizyon programları var işte birçok insanın zihni şekillendiriyor sabah Ramazan ama diğer taraftan diğer birçok televizyon programlarının da zihne ne yaptığını düşünün. Yani diğer birçok televizyon programları, diziler, sitcomlar diğerleri de dünyada seküler bir dünya görüşünü. Yani dinin insan hayatında çok merkezi bir yeri olmayan bir dünya görüşünü sürekli veriyorlar. Yani ve insanların şu anda Rütük'ün verilerine göre
bir günde ortalama televizyon izleme süresi 4 saatin üstünde. İnternete giriş süresi, girenlerin oranı Türkiye'de her geçen gün artıyor ve birkaç saatin üstünde internete giriş. Radyo, Türkiye'nin %50'si kadar radyo dinliyor. Radyo dinleyenlerin o %50'nin radyo dinleme oranı da günde birkaç saat. Dikkat edin, bütün bu verileri üst üste kaldığımızda televizyon, radyo, internet yani kitle iletişim araçlarının aktardığı bilgi oranı okulların, ailenin aktardığı bilgi oranının üstüne geçiyor. Yani şu andaki yeni neslin, geçmişteki bundan önce bizim dedelerimizin, dedesinin, hatta babalarımızın, annelerimizin zihnini şekillendirdiği gibi aile ve devletin eğitim kurumları şekillendirmiyor. Bizim mesela babalarımıza gitseydik, şöyle büyük ihtimal onların zihin yapısının daha çok ailelerine benzer olduğunu ve devletin resmi ideolojisini okullarda veriliyor daha çok ve ailenin verdiği eğitimin zihinleri şekillendirdiğini söyleyebilirdik. Eğer ki dedelerimizin dedelerine falan oralara gidebilseydik daha çok ailenin ve mahallenin zihinlerini şekillendirdiğini söyleyebilirdik. Fakat şu anda dikkat edin 1990'lar Türkiye'de özel televizyonların ortaya çıkması. 1990'lar internetin yayılması. Yani çok çok yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Bunlarla aktarılan bilgi okullarda aktarılan bilginin çok çok üstünde ve bunlardan yayılan kültür. Ben eğer ki Türkiye'de daha çok sekülerleşmeye giden bir görüntü varsa ki bu anketten ben onu anlıyorum ibadetlerin şeyinde. Ben bu kitle iletişim araçlarıyla akan kültür ve bilginin bunda birinci dereceden etkili olduğunu düşünüyorum. Hani peki bu Ramazan... sizin kendi gözleminiz gerçi tabii yaşadığınız evet. Yani burada tüm Türkiye'yi ele almamız gerekiyor. Siz gerçekten bir sekülerleşme mi görüyorsunuz? Evet, ben gittikçe artan bir sekülerleşme görüyorum. Tabii ki bu artış çok yavaş bir şekilde oluyor. Sekülerleşmeden kastım şu benim. Evvela onu söyleyeyim. Yani siyasi anlamdaki, şimdi bu laiklik ve sekülerlik kelimeleri biraz karışık kullanılır. Aslında yani birbirinin yerine tercümede kullanılan bile kavramlar ama en azından ben sekülerleşmeyle kendi kastettiğimi söyleyeyim. Yani buradaki devletin dinden ayrılması anlamında kullanmıyorum. İnsan hayatlarında dine atıfın azalması anlamında kullanıyorum. İnsan hayatında dinin merkezi bir rol almaması anlamında anlıyorum. Küreselleşmeyle ilgili gelen süreçte evet yani dinin hayatta daha az rol oynadığı bir sürece doğru gittiğimizi şimdi söyleyebiliriz. Şimdi çok enteresan. O zaman bu dinin öldüğü anlamına gelmiyor bence. Sadece yüzde olarak bence tamam. Etkisi azalıyor. Rica ediyorum istediğiniz noktada siz de lafa girip söyleyin düşüncenizi, yorumunuzu. Daha gerçi bu veriye vardı arkadaşlarıma 4 numarada vereceğimiz bu din hangi kararlarda dikkate alınıyor kısmında. Siz hani sekülerleşme ve hani siyasetle yaşam şeklini ayırmamız gerekiyor dediniz ya. Şimdi burada yok ben diyor gerekiyor ki, demedim de sekülerliğin tarifi o dedim. Hani sekülerlik tamam. Bizim ama sekülerleşme mesela, gördüğünüzü mesela söylediniz. Kişi iş seçerken, eş seçerken, yemek menüsünde yemekleri seçerken, güncel hayatını organize ederken dini atıf yapmadan organize etmesi. Mesela Ramazan gelince oruç tutacak şekilde organize etmemesi veya cuma günü namaz vaktine göre organize etmemesi bir sekülerliktir mesela. Peki o zaman ben de buna dair size şöyle bir rakam okuyacağım. Diyor ki dinsel inançlar hangi kararlarda dikkate alınıyor? Arkadaş seçiminde bakın 2006'da %68.5 iken 2012'de %70.1'e çıkıyor. Kaçın? Seçimlerde oy vereceğiniz siyasi parti liderini seçerken dini inanışlarını ne derece dikkate alırsınız? Bakın 2006'da %62.9'muş, 2012'de %71.9'a fırlıyor. Yani o zaman az önceki yorumla örtüşmüyor bu. Evleneceğiniz kişiyi seçerken dini inanışlarını dikkate alır mısınız? 2006'da %82'ymiş, 2012'de 81. Yani aşağı yukarı aynı. Ama özellikle yükselme seçimlerde oy vereceğiniz siyasi partinin liderini seçerken ortaya çıkıyor. %62 dikkate alırım derken %62.9, %71.9'a kadar çıkabiliyor. Demek ki kararlarda etkisi çok önemli. Ben tabii 6 yıllık bir periyot için değil, daha uzun bir periyot için bunları söyledim ama bu periyotta da... öyle mi? Tamam. ...göz önünde bulundurmamız lazım. Evet. Buyurunuz. Hocam ben de... Şimdi bu veriler üzerine birkaç herhalde bir polemik yapmak gerekiyor. Bir de tabii Caner Hoca'dan sonra konuşma yapmak da zor. O kadar çok şeye değiniyor ve o kadar kesinlikle kanaatleri ortaya koyuyor ki ben tabii nasıl söze karışacağımı bilemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Benim elimde de bir veri tablosu var. Bu veri tablosuna göre siz de görüyorsunuz. Oruç ibadetini yerine getirme durumuna göre kişi oranı dendiğinde
83.4 sağlığım el verdiği sürece Ramazan ayında oruç tutarım diyor. Ne kadar yüksek? Şimdi bunun yüksekliği ya da verdiğiniz örneğin düşüklüğü önemli değil. Burada Caner Hoca'nın vurguladığı gibi hangi problematikten hareketle deneklere ulaştığınız, hangi soruyu mutlaklaştırdığınızla alakalı bir şey. Ayrıca hangi deneklere ulaştığınız? Evet, şimdi burada sizinle çok fazla paylaşma şansım yok ama bir kısa da olsa bilgi vermem gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı TÜİK'le ortaklaşa bir çalışma yaptı ve 1-2 hafta içerisinde yayınlanacak dini hayat araştırması. 20 bin aşkın denek üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma ve Türkiye'nin tüm bölgelerini yansıtıyor. Şimdi mesela bu sonuca bakınca çok mutlu olmak, demin ki Hakan Bey'in verilerine bakınca da paniğe kapılmak gibi bir durum oluyor. Bunlar bize bilgi verir, bunun üzerinde konuşuruz. Dindarlar ya da dini konularda duyarlı olanlar nerede ne oluyor bunun analizini yaparlar. Laikler ya da sekülerlik konusunda beklentileri yüksek olanlar bu oranlardaki artışı, düşüşü bir şekilde kritiğe tabi tutarlar. Bunlar ilgili yandaşların, ilgili ne diyelim ona, o alanlarda kaygı duyanların üzerine düşmesi gereken şey. Ama biz dışarıdan baktığımızda doğrusu ben bu verileri bilgi verici, bizi geliştirici örnekler olarak görmekle birlikte, yer yer ezber bozan örnekler olduklarını söylemekle birlikte kişisel gözlemlerim daha önemli olduğunu görüyorum. Mesela ben bu akşam iftarı İstiklal Caddesi'nde yaptım. Yer bulamayız diye de 1-2 saat önceden bir lokantaya yerleştik. Orada bizim gibi sabırla iftarı bekleyenleri gözledim. Benim bugün orada gözlediğim arkadaşların mesela Gümüşhane'de yeri yoktur. Erzurum'da yeri yoktur. İnandırıcı da değildir. Bunların oruç için, iftar için beklediklerini falan Gümüşhane'de söylerseniz orada bir anormallik olduğunu söyleyebilirler. Türkiye'nin değişik bölgelerinde insanların dinle, ibadetle kurdukları ilişki her zaman aynı olmuyor. Standartları farklı. Hocam ne açıdan? Yani şeydir. Burada insanlar yani niye orada inandırıcı olmaz? Çünkü oradaki dindarlık belki daha sosyolojik bir ifade, daha koyudur ve daha göstergeleri farklıdır. O göstergeler üzerinden takip ettiğinizde kılığı, işte belli bir standardı da sahiptir. İnsanlara böyle bakınca tanırsınız falan. Hı. Ama mesela İstiklal Caddesi'nde bu sizi şaşırtabilir. Oradaki örnekler size gerçek veriler sunmuyormuş gibi düşünülebilir. Ben bu anket sonuçlarının oruç konusunda işte siz mesela şey kullandınız, gerileme ifadesini kullandınız, erime değil mi? Hı hı. Hocam düşüşten bahsetti. Benim verdiğim örnek de artıştan bahsediyor. Evet. Bu verdiğiniz örnek üzerinden gittiğimizde bizimki anormal hale geliyor birdenbire. Hiç de öyle değil aslında. Dolayısıyla bu verileri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anketi mi? Evet, kaçtan kaça atmıştı hocam? Sayın Başkan açıklayacağı için ben o verileri hiçbir şekilde kullanmak istemiyorum. Ha. Kamuoyuna kendisi açıklayacak. Yani geçmiş yıllarla mukayeseli bir şey mi? Geçmiş yıllarla mukayeseli bir şey mi dediğiniz diğer? Hayır, biz ilk kez yapıyoruz böyle bir araştırma. Yani peki neyle kıyaslandığında arttığı gözüküyor? Şimdi demek ki araştırmada hemen hemen aynı sorular var. O araştırmanın sorularını burada kıyas yok. Burada oran var, pasta. Tabii. Hayır, yani buradaki oran da düşük bir oran değil. Çünkü bakın bütün günlerde %10, en son düşüşten sonrakini söyleyeyim, %10. Bütün Ramazan boyunca 53, 63 ediyor. Ramazan imkan buldukça 81, küsurlarıyla 82'yi geçiyor. Sizinki yani de yakın değil mi? Sosyal bilimciler arasında bu örnekleri karşılaştırmak şık olmaz. Yani yok, sizinki benim kaçtı hocam? Yok, sizinki kaçtı çıktı? TÜİK sonuçlarına göre sağlığım el verdiği sürece Ramazan ayında oruç tutarım 83.4. Tamam, aynı hocam aşağı yukarı. 82 küsur bu. Yani çok yakın birbirine veri. Yani bu sadece düştüğünü gösteriyor. Evvelden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani tabii çok bir fark yok arada. Yok yok. Çünkü burada 3'e bölüyor. Dikkat edin. %10 bütün Ramazan ayı boyunca dini günlerde. Bütün Ramazan ayı boyunca 53. Ramazan'da imkan buldukça 18. Bu düşmüş hali. Bunları topladığınızda 53 ile 18. 71 küsurlarıyla 72. 10. 82.2 ediyor. Yani çok yakın aslında sizinki. Tabii biz bu araştırmayı yayınladığımızda yani aslında bu iki araştırma birbirine doğrulayan verilere sahip. Yani kamuoyu şunları da görecek. 12 ayrı bölgede bu sonuçların nasıl işlediğini de görecek. Örneğin İstanbul bölgesinde ya da Güneydoğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da bunların nasıl yayıldığını, dağıldığını da görme şansı olacak. Yani ben bu anket verilerinin bizim değerlendirmelerimize fırsat verebileceğini, zihin açıcı olabileceğini, bazen yol açıcı olabileceğini biliyorum ama onun yerine şunu herhalde sormak lazım. Türkiye'de insanlar oruca neden bu kadar ilgililer? Oruç neden bu coğrafyada ciddi bir ne diyelim ona etki üretiyor, bir hava üretiyor? Ramazan ayı diye bir diğer aylardan farklı dini yaşamın, dini derinliğin arttığı,
hassasiyetlerin çoğaldığı bir ay yaşıyoruz. Neden? Bunun üzerine belki konuşmak daha uygun gidebilir. Bir reklam arası verelim. Tabii ki. Ondan sonra yine rakamlardan da bahsedeceğiz. Bir rakam istiyorsanız söyleyeyim son da şeyde o son oruçta. Bütün dünyada Müslümanların en çok yaptığı ibadet oruç çıkıyor ve %93'ü Müslümanların oruç tutuyor çıkıyor. Bu da Pew anketi uluslararası. Yani oruç aslında bütün dünyada en çok yerine getiren bir ibadet. Türkiye'de 93'e yanında 83 aşağı yukarı dünya şeyine yakın. O zaman bir anket daha söyleyelim. Bu dindarlık raporu çıkmıştı hatırlarsınız 45 ülkeyi kapsayan. Ve Türkiye ile ilgili de burada ilginç hususlar var. Türkiye'de dindarlık düzeyi araştırmanın yapıldığı diğer ülkelere göre hemen her boyutta yüksek. Fakat dikkat çekici bir başka unsur Türkiye'de dindarlığın hoşgörü kaynağı olduğuna dair genel bir kanaat bulunmasına rağmen güncel hayata yansımasında çok yüksek oranda doğru olmadı. Bu galiba bu Ali Çarkoğlu, Ersin Kalay. Evet. O çok farklı bağlamda sorduğu soruların cevapları bunlar. O evet. Yalnız şunu da ekleyelim yanlış anlaşılmasın. Tek Müslüman ülke Türkiye orada. Avrupa ülkelerine göre dine veriler önemli. Diğer Müslüman ülkelere göre değil. Zaten şey çok açık çıkıyor anketlerde. Yani Müslüman ülkelerdeki İslam'ın hayattaki belirleyici Hristiyan ülkelerde yok. Anketler bunu çok açık gösteriyor karşılaştırmalı. Yani diğer oradaki tek Müslüman ülke hatırladığım kadar zaten. Ama zaten dindarlıkla ilgili olarak soru bu. Yani dindarlık düzeyiyle ilgili olarak yapılan bir oranlama. Ama benim özellikle hoşgörü kısmı ile ilgili sordukları soruyu da aktaracağım. Ona göre siz yorumlarsınız. Evet. Ama Türkiye'deki dindarlığı yüksek olmaz. Avrupa ülkelerinin hepsinden fazla. Yani Hristiyan ülkelerden yani Müslüman. Evet ama orada da yine Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri vesaire gibi farklı anlayışları, farklı yaşam pratiklerini de göz önünde bulundurmak evet. lazım. Hocam özür diliyorum. Hemen hızlıca reklam ondan sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Profesör Doktor Caner Taslaman, Profesör Doktor İştar Gözaydın ve Doktor Necdet Subaşı ile devam ediyoruz. Türkiye'de dindarlığı konuşmaya bazı anketlerden sonuçları da ekrana taşıyarak. Hocam az önce siz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yakında Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın sunacağı, aktaracağı anket sonucundan birkaç done verdiniz. Tabii hepsini okumanız mümkün değil şu anda ama Fatma Hanım da diyorlar ki %83 yani oruç tutar mısınız sorusuna verilen %83'lük oranı herhalde fazla bulmuş ki diyor ki acaba %83 çıkan anketi cami çıkışı mı yapmışlar diyor. Evet cami çıkışları oldukça kalabalık artık. Peki yani o zaman herhalde öyle cevap vermek zorunda kalacağım. Öyle şey olabilir mi? TÜİK çok ciddi yapıyor bu araştırmaları. Kendine özgü standartları var. Ve bu standartlar takip edildiğinde de bizim bu sonuçları ciddiye almak gibi bir sorumluluğumuz var. Büyük çünkü resmi olarak yaptım. O arkadaşın tabii o matrak analizine de katılıyorum. Yani böyle şeyi de söyleyelim olur. Analize karşı. Şimdi hocamın sonuçlarıyla Hakan Yılmaz'ın sonuçları birbirinden bağımsız yapılmış çalışmalar. Pew anketi dünyada 93 gösteriyor. Türkiye'dekinin tam yüksek gösteriyor. Yani birbirinden bağımsız yapılmış. Bütün araştırmalarda evet. Türkiye'de oruç tutanların oranı %80'lilere yakın bir oran. Tam da işte orada şunu sormak lazım. İnsanlar niye paniğe kapılıyor, niye mutlu oluyorlar? Yani diyelim ki bu oran 83 olduğunda kim seviniyor, kim paniğe kapılıyor? Gözlemlerimizi yanılttığı için mi kendi kişisel kanaatlerimizi bozan bir veriyle karşı karşıya olduğumuz için objektif bir tartışmanın içinde miyiz yoksa? Hı hı. Tasarladığımız bir dünya var ve o dünyayı ya yakaladık ya da kaybediyoruz endişesim var. Yani sonuçta yine sekülerlik, laiklik, dindarlık, dincilik o bağlamda gelişen bir tartışmanın içindeyiz. Öyle değil mi? Tabii. Öyle değil mi hocam? Tamamıyla aynı fikirdeyim ama yani Türkiye
tarihi göz önünde bulundurulduğunda bir sosyal mühendislik merakı olduğu da aşikar. Yani 1930'larda da o sosyal mühendislik merakı var, 2010'larda da var. Demek ki bu ülkenin ürettiği siyasetin, siyasi kültürün bir parçası. İşin devlet cephesine baktığımızda, siyasi iktidar cephesine baktığımızda bir toplum tahayyülleri var. O toplum tahayyülüne uyabilecek yapıyı kurmak için çeşitli şeyler. Yani 1930'lara baktığınızda Cumhuriyet'in kurucularının belli bir Türkiye tahayyülü var, Türkiye toplumu tahayyülü var. Dolayısıyla onu oluşturmak için hukuki bir takım araçlardan yararlanıyor. En başta medeni kanun olmak üzere bir şekilde toplumu dönüştürmek için. 2010'lara da baktığımızda şimdi yapılmakta olan veyahut bazıları birkaç adım geri atılan bir takım girişimler var. İşte kürtaj meselesinde buna benzer bir takım başka alanlarda yine aynı şekilde bir toplumsal mühendislik merakı var. Ha, önemli olan bütün bunlara rağmen toplum ne durumda? Yani bence siyasetin dışında bir toplum yapısından asıl konuşmak gerek. Bu kadar görünürlüğü olmadığı dönemlerde dahi siyasetin Ramazan farklı bir zamandı Türkiye toplumu için. Dolayısıyla onu kültürel kodlarıyla da okumak lazım. Tabii ki tek başına okunabilecek bir şey değil bu ama mutlaka bunların da değerlendirilmesi lazım. Araya girmeden önce başka ülkelerle karşılaştırmadan bahsediyorduk. Hı hı. Oralarda da hangi ülkeyle, hangi kültürel yapılarla, hangi dinsel kültürden geldikleriyle ilgili karşılaştırmaları yapmamız gerek. Yani Caner Bey'in söylediği gibi Türkiye bir tek Müslüman toplum, devlet, yapı daha doğrusu. Daha doğrusu nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir devlet, toplumsal yapı. Ama bunun dışında da Avrupa'ya baktığımızda başka verilerle karşılaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda başka verilerle peki karşılaşıyoruz. Peki şu biraz daha ufuk açıcı olur mu? 45 ülkeyle yapılan karşılaştırmalı yine anketten bahsediyorum. Dindarlık raporuna. Diyor ki rapora göre sadece tek bir dinin gerçek olduğu görüşü sadece Türkiye'de %50'nin üzerine çıktı. Güney Kıbrıs, Filipinler, İsrail ve Portekiz'de ki İsrail de var aralarında yani. Güney Kıbrıs, Filipinler, İsrail ve Portekiz'de bu oran %40 ile 50 arasında olurken özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bu oran %20'lerin altında tespit edildi. Bununla bağlantılı soru şu, bizimkilere soruyorlar. Farklı dini görüşteki kişilerin kendi görüşlerini anlatan kitaplar yayınlamalarına izin verilmeli mi? Bu soruya katılımcıların %38'i evet demiş, %21'i verilmemeli, %33'ü kesinlikle verilmemeli. Yani %54 hayır diyor, hayır. Hatta bir soru da, sizden farklı bir dine mensup olan veya din hakkındaki görüşleri sizden farklı olan birisinin seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz siyasal parti listesinden aday olmasını kabul eder misiniz diye sorulduğunda olumlu cevap 47, geri kalan kabul edemeyeceğini söylüyor. Yani bunu nasıl okumalı? Ne diyeceğiz buna? Ne diyorsunuz? Evvela şöyle bir genel bir şeye gireyim. Ankette hatırladığım kadarıyla bahsettiğiniz ankette tek Müslüman ülke Türkiye. Tamam. Ve dinin daha etkin olması birçok şeyde bu yani belli hoşgörüsüzlüklerle ilgili şeyleri başta bir kenara bırakmak istiyorum. Buradaki dünya genelinde biz matematiksel verilere baktığımızda şunu görüyoruz. İslam toplumlarındaki dinin hayattaki belirleyiciliği bütün diğer dünya dinlerinden çok daha fazla. Ne Budistlerde, ne Hindularda, ne işte Konfüçyüslerde, ne Hristiyan toplumlarda din hayatta bu kadar belirleyici değil. Mesela Müslüman toplumlarda Allah'a inanç oranı sorarsanız her Müslüman devlette aşağı yukarı Allah'a inanç %90'ın üstünde gibi çıkıyor aşağı yukarı. Hristiyan toplumların hepsinde bütün devletlerde ortalama alsanız bu %70'leri çok çıkma üstüne çıkmaz rakam. Yani aradaki fark orada mesela çok az. Fakat mesela soruyu şu şekilde sorduğunuzda haftada bir defa en az işte sizin ibadethanenize gitme oranları gibi sorduğunuzda bu Müslüman ülkelerin ortalamasında diyelim %30'lara 40'lara geliyorsa bütün hepsinde baktığınızda
Batı'daki oran mesela bu %10 gibi şeylere düşünüyor. Orada bir bakıyorsunuz %300-400 fazlalık çıkıyor. Bunu evvela bir tespit etmemiz lazım. İslam'ın Müslüman ülkelerdeki toplumlardaki bireylerin hayatlarında, eş seçimlerinde, günlük hayatını programlamalarında, vakitlerini ibadetlere ayırmalarında diğer toplumlardan çok daha yüksek. Evvela bunu bir kenara koymamız lazım. Bazı yerlerde İslam toplumlarındaki işte belli diğer dinle ilgili belli hoşgörüsüzlükler ne yazık ki var. Ben başka bir veri de söyleyebilirim. Mesela işte belli Sünni toplumlarda hatta kendi arasında Şiileri Müslüman sayıyor musunuz, saymıyor musunuz diye soruluyor. Bazı Müslüman ülkelerde, Türkiye'de o kadar yüksek çıkmıyor ama Müslüman bile saymam diye çıkıyor. %50'nin üstünde oranla çıkıyor. Böyle hoşgörüsüzlükler var. Türkiye'de bu oranı hatırlıyor musunuz? Efendim? Türkiye'de bu oranı hatırlıyor musunuz? Türkiye'de bu oran çok daha düşük. Çünkü böyle bir damar var. Yani bir yerde burada birazdan bulabilirim onu ama Türkiye'de daha düşük. Yani bu oran diğerlerine nazaran daha düşük. Ama bazı ülkelerde %50'ye yakın çıkmış bazı Müslüman ülkelerde sorulduğunda. Şii devletlerde genelde Sünnileri Müslüman kabul etme oranı daha yüksek çıkmış. Ama o da yani bana göre %1 falan filan gibi ancak böyle bir kesim Müslüman saymam diye çıkması lazımken onlardaki oran bile bana göre yüksek. Fakat burada şunu söylemem lazım. Bence bu İslam'la ilgili belli yanlış algılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Kur'an'da çok açık ayetlerde dinde zorlama yoktur şeklinde ayetler var. Peygamberimize sen onlar üzerine bir diktatör değilsin diye sözler var. Fakat tarih içerisinde belli fıkıh ekolleri kendi siyasi yapılarında güçlü tutmak kastıyla diğer mezheplere, diğer dinlere karşı aslında İslam'ın çizdiği hoşgörülü ortamın dışında belli kanaatler vermişler, kararlar vermişler. Bence halkın üzerinde bu etkili olmuş. Oysa İslam'ın ilk asırlarına gittiğimizde Allah'ın varlığı ile ilgili birçok konuda, Allah'ın sıfatları ile ilgili birçok konuya kadar çatır çatır birçok düşünürün, kelamcı olsun, fıkıhçı olsun çok açık tartıştığını, karşı tarafa oldukça hoşgörülü de olunduğunu birçok tartışmada görüyoruz. Bunun çok örnekleri var. Tabii hoşgörüsüzlüğün de örnekleri var. Bu karşı tarafın dini inancına veya İslam'ın içindeki mezheplere hoşgörüsüzlük ben yanlış bir İslam algısından kaynaklandığını, bunun da düzeltmenin bütün Müslümanlar üzerine bir vecibe olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında çıkan bazı algılar, yani bu saydıklarınız bence hani hoşgörüsüzlük İslam'la ilgili yanlış bir algıdan kaynaklanıyor. Fakat geri kalan saydıklarınız bana göre olumlu. Yani İslam'ın hayatta etkin olmasından kaynaklanan bir şey. Şimdi aslında bu İslam'a dair çok temel sorulardan, büyük sorulardan bir tanesidir. Şimdi Sultan Tarlacı da şöyle formüle etmiş ve sormuş. Diyor ki aynı Kur'an'a inananın birinin işitçi, birinin de İbni Arabi olması hani sorun nereden kaynaklanıyor diyor. Herhalde kaynaktan değildir diyor. Evet ama her inanışta bir tek yol, bir tek anlayış yoktur. Farklı yorumlar vardır, farklı anlayışlar vardır, farklı pratikler vardır. Halbuki bir tek yapıdan da bahsetmenin imkanı yok. Yani bir tarafta bir daha ulema diyebileceğim şeyin, bilginlerin ürettiği kitabi bir anlayış vardır her dinde. Bir daha halk arasında geçerli olan pratikler vardır. Türkiye'de de çok örneğini rastladığımız. Öbür tarafta daha siyasallaşmış dinsel yapılar vardır. Kimi ülkede vardır, kimisinde yoktur. Dolayısıyla bunların hepsini bir yapıda, bir ağızdan değerlendirmenin de imkanı yok. Dolayısıyla bütün bu farklılıkları gözeterek almak lazım. Mesela Batı Avrupa ülkeleriyle ilgili 90'larda başladı çalışmalarına Grace Davy isminde bir siyaset, din, toplum ilişkilerini çalışan bir akademisyen vardır. Daha sonradan Avrupa'da Müslümanlık üzerine de çok çalıştı. Onun çok ilginç bir kavramsallaştırması var. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde iki tane kavramdan bahsediyor. Diyor ki aidiyet duymadan inanmak diye bir kavramı var. Bir de inanmadan aidiyet duymak diye bir kavramı var. Yani İngilizcesiyle de söylersek believing without belonging diyor veyahut belonging without believing diyor. Bunu da İngiltere ile mesela İskandinavya
ve Baltık ülkelerini karşılaştırmak için söylüyor. Niye? Çünkü İngiltere'de kurumsal olarak baktığınızda evet bir devlet kilisesi mevcut ama gündelik yaşamdaki dinselliğe baktığınızda son derece düşük. Ha, bu demek değil ki mutlaka insanların inanç yapılarında düşüklük var. Burada bir başka anlayış, başka bir kavramsallaşma oluyor ama öbür tarafta da Baltık, İskandinav ülkelerinde insanlar kiliseye kayıt yaptırıyorlar. Oraya hatta ödemelerde bulunuyorlar, vergiler veriyorlar, katkılarda bulunuyorlar. Ama kilisenin teolojisini kabul etmedikleri ağırlıklı olarak görülüyor. Dolayısıyla bütün bu şeyleri kavramsallaştırmaları da belki de çalışmalarımızda çeşitli alanlara uyarlamamız lazım. Bana her zaman çok ilginç gelen bir karşılaştırmadır bu. Yani dünyevileştirme teorilerine eleştirisini böyle getiriyor Dave ve dini anlama bakımından da Avrupa dışına da yani bakmak durumunda olduğunu ifade ediyor. Onun için de yani daha doğrusu Avrupa Hristiyanlığı dışına da bakmak gerektiğini şey yapıyor. Avrupa'daki Müslümanlık üzerine de çok ilginç bu şekilde çalışmaları vardır. Onlardan da yararlanmak lazım bütün bu okumaları yaparken. Peki siz Türkiye'ye baktığınızda bu kavramlar çerçevesinde nasıl bir tablo var? Her şeyden önce Türkiye'de belirli dinin Osmanlı'dan gelen yapılara baktığımızda belirli cemaatler içinde yaşanması var bir taraftan. Öbür taraftan daha farklı gruplar mevcut. Daha sonradan Cumhuriyet'te de gerçi ta Osmanlı'dan gelen bir şey o ama hiçbir cemaate aidiyeti olmadan kendi dinselliğini sürdüren, dindarlığını mütedeyyin sürdüren kişiler olduğunu da görüyoruz. Bir anlamda belki de devletin temsil ettiği daha siyasi diye, siyasi yanlış kelime, devletsel diyebileceğim resmi ideolojiyi ifade eden bir yapıda belki ona hizmet ediyor. Dolayısıyla yani bütün bu yapıları göz önünde bulundurmadan anlamanın imkanı yok diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'ye dair aslında biraz da hani iktidarı göstererek hani Türkiye'de yükselen değer gibi dini ön plana çıkan analizlerden bahsediyorum. Göstermelik bir Müslümanlık olduğu aslında hani çok bilmem başını örtmek gönlünden geçiyordur geçmiyordur onu bilemiyorum. Tekrar ediyorum ben alıntılıyorum. Kendini daha dindar gösteren işte bunun ekonomik olarak kendisine artı kazandıracağına inanan bir kesimin olduğu ve bunun gitgide daha da yükseldiği hani bir balon gibi şiştiğini yorumlayanlar olmuştu. Gazeteciler arasından da oldu, sosyologlar arasından da oldu. İşte bu sizin söylediğiniz kavramlarla bunu örtüştürmek mümkün mü acaba? Biraz da böyle görmek mümkün mü diye sormak isterim. Buna dair de şöyle bir, tabii dediğiniz gibi rakamlar ne derece doğruyu gösterir göstermez onu soralım. Mesela namaz kılma sıklığı, yine bu anket aynı Boğaziçi Üniversitesi'nden hocamızın ve ekibinin yaptığı anket. Her gün 5 vakit namaz kılarım diyenler 2006'da 33,5'tan 2012'de 28,2'ye. Her cuma kılarım namazımı diyenler 19'dan 18'e. Hayır kılmam diyenler de %18 iken 20'ye çıkmış. Yani burada sanki namaz kılma sıklığının düştüğü gibi bir veri var. Siz yine tabii rakamlar diyebilirsiniz. Yok ben artık elimdeki ankete hiçbir şekilde başvurmayı düşünmüyorum çünkü o tür bir karşılaştırma hoş olmayabilir ama hocamın kaldığı yerden devam ederek biraz da hocamla tartışarak ilerlemek arzusundayım. Şimdi İslam 19. yüzyıldan sonra Türkiye'de ve diğer Müslüman toplumlarda çok ciddi anlamda bir kırılmaya maruz kaldı. 19. yüzyıldan sonra İslam'ın gündelik hayat üzerindeki karşılaştığı sorunlar bizim onları çok soğukkanlı bir şekilde konuşmamız gerektiriyor. Yani ulus devlet çağında İslam'la yeni dönemde nasıl bir arada bulunacağı, İslam'ı bu yeni yapıların bir yükü mü, bir şansı mı, bir imtiyazı mı, imkanı mı nasıl tasarlayacağımız konusunda hala süren tartışmalar var. Yani İslam'a bir yer açmak var, İslam'dan kurtulmak var, İslam'ı yeniden bir şekilde ehlileştirmek tırnak içinde söylüyorum. Ya da İslam'ı olduğu gibi kabul etmek. Bütün bu anlayışlar son 200 yıl içerisinde çokça konuşulan konular arasında yer alıyor.
Bunun ötesinde İslam'la eski rejim arasındaki o bütünleşik ilişkiler, yani Osmanlı ile bütünleşmiş İslam'dan yeni rejimin kurtulması için ona yeni bir tarz, yeni bir form üretmesi gerekiyordu. Biz bugün Türkiye'de İslam üzerine konuştuğumuzda belli bir tedirginlik taşısa da sorum, hangi İslam sorusunu sormak zorunda. Kesinlikle. Yani bu İslam devletin öteden beri tasarladığı, tahayyül ettiği, yatırım yaptığı ve kendi çıkarları ya da geleceği açısından her zaman uygun saydığı İslam makbul mı? Makbul saydığı. Veya mesela halk arasında varlığını şifahi kültürle devam ettiren ve yer yer modern bilgilerle karşılaşarak, zaman zaman şok yaşayarak ama bir şekilde halk İslam'ı tarzında ilerleyen mi? Ya da çoğalan dini kurumların titrek ilgileriyle, bazen çekingen ilgileriyle ortaya koyulmaya çalıştıkları, her zaman güçlü olmayan, biraz içinde yaşadıkları toplumun dikkatlerine aşırı derecede göz kesilen bir yapıdan bahsediyorum. Bu İslam nasıl bir İslam'dır? Hangi İslam'dan bahsediyoruz? Onun için böyle çok açık genellemelere fırsat vermeyen bir toplumsal yaşam içerisinde olduğumuzu ve dolayısıyla mesela ben bu tür örnekleri gördüğümde hangi İslami gelenek içinde yüzüyorum? Hangi geleneğe kendimi daha yakın hissediyorum? Ya da bu gelenek benim için ne ölçüde taşınabilir bir değerdir? Bütün bunları tartışıyoruz. Bütün bunların içinden geliyoruz. Yani burada mesela Türkiye'de %90 namaz kılıyor olsa bile siz Müslüman muhitlerde bunu sorguladığınızda size şunları söyleyenler de çıkacaktır. Ya onlar namazlarından gafildirler. Onlar namaz kılıyor da nasıl kılıyorlar falan. Veya tamamı bu tür ilgileri büyük bir şerefle, büyük bir hüsnü niyetle kabul eden kitleler de vardır. Yani toplumun din konusundaki algıları bir örnek algı değildir. Bu kesinlikle. Algılar sokaktan sokağa, evden eve, haneden haneye değişir. Böyle çok aşırı genellemeler yapmamak gerekiyor. Bunun ötesinde bu sorularda mesela siz demin başörtüsüyle ilgili bir giriş yaparken vurguladınız. Ya biz hangi perspektifi doğrulamak için elimizdeki örneklere bakıyoruz ve bundan bir sonuç çıkarıyoruz? Yani bir şey iyiye gidiyor dediğimizde iyiyi nasıl tarif ediyoruz? Bir şey kötüye gidiyor dediğimizde kötüyü nasıl? Durduğumuz yerin neresi kesinlikle olduğundan ben her zaman emin olmak isterim. Nereden bakıyorum ve aradığım nedir? Dolayısıyla bu din konusu biraz dindarların nerede ne yaptıklarından çok onları konuşma yetkisini kendinde gören buradaki biz çok değerli katılımcıların kendi yerlerini açıkça konuşmalarından başlıyor. Bunu yapmadığımız takdirde de anketlerde olduğu gibi. Neyi aradığımı bilmiyorum ki. Neyi arıyorum ben aslında? Aradığım şey bir erime midir, bir yükselme midir? Bu benim kendi duruşumu ne ölçüde güven altına alıyor, ne şimdi ölçüde? Rakam düşüyorsa, eğer benim erime tabii lafıma tabii takıldıysanız, eğer rakam küçülüyorsa ben ona değil dair erime derim. Rakam evet büyüyorsa evet büyüdü derim. Hayır, bu ama genel toplum için ne üretiyor? Yani şimdi bu toplum için toplum şunu üretiyor, toplumun fotoğrafını çekiyor. Bizim toplumumuz meseleye nasıl bakıyor? Şu hocam bizim mesela gayet güzel bir analiz yaptı. Onu sekülerleşme olarak değil mi? Yani evet, bu değişimi, buradaki farklılaşmayı, dine, hayatta referansların küreselleşme sürecinde azalmasını ben en önemli faktör olduğu kanaatindeyim. Mesela ben dini hayat içerisinde tersine işleyen durumları gördüğüm zaman, yani bir mümin olarak kendimi düşünüyorsam, öyle hissediyorsam şuna bakarım ya. Ne oluyor da Müslümanlar bu kadar sağlam inanç, itikat ve referans dünyasına sahip olmalarına rağmen böyle bir şekilde gidiyorlar. Tabii bunu de sorarım. Bunu bir de yalnız burada iki tip şey var. Onu tespit etmemiz lazım. Bir tip şey, bir sosyolojik vaka var. Biz orada duruyor. Türkiye'de ve dünyada. Bunun neden sonuç ilişkileri nedir ve resmi nedir? Bu bir sosyolojik analiz. Ben evet, mesela İslam'a inanan bir insan olarak namaz kılan, oruç tutanın yüksek çıkmasını beklerim. Ama ben bir anketi aldığımda Hakan Yılmaz'ın veya Pew anketini, gerçekten ne oluyor bitiyorunu ondan öğrenmek istiyorum. Yani artıyor mu azalıyor mu ayrı. Benim isteğimden bağımsız olarak, yani isteğimi ankette çıkarmaya çalışmıyorum. Yani gerçekten ne oluyor bitiyor anlamaya çalışıyorum. Sekülerleşmeye taraftar olayım veya olmayayım, nedeni neyse, neden neyse sonuç görmek ha, bir sosyolojik analiz bu. Ha, benim ama sosyolojik analizin dışında teolojik olarak da söyleyeceğimiz bir şey var. Mesela ne bileyim, hoşgörüsüzlüğün artması kaynağı nedir?
bence sosyolojik bir tespittir anketlerde. Fakat ben o sosyolojik tespite teolojik olarak da vereceğim bir cevap var. Mesela şudur teolojik olarak vereceğim cevap. Kur'an açtığınızda baktığınızda görürsünüz. Peygamberimiz de orada alay ediyorlar. Mecnun deniyor, menfaatçi deniyor. Peygamberi al sen yerden bir taşı kafasını yer öldür denmiyor. Tek bir ayet yok buna benzer. Aynı görürüz ezanla alay edenler var. Kur'an'la alay edenler var ayetler. Allah diyor ki onlar öyle bir alay olduğunda o yerden uzaklaşın. Başka bir söze dalıncaya kadar. Yani o alayları bıraktıklarında yanına dönemesin. Dikkat edin. O Kur'an'la alay edenler elinize bıçak alıp kesin doğrayın şöyle yapın onları gibi Kur'an'da tek bir ifade yok. Fakat buna karşıt peygamberimizin bu tutumuna karşıt Kur'an'da açık gözüken Kur'an bu ayetlerine karşıt bir hoşgörüsüz şey İslam adına bazıları inşa etmişler. Ha, şimdi benim bu anlattığım teolojik bir anlatımdır. Niye? Ben çünkü İslam'ın özünde bu hoşgörüsünün olduğunu söylüyorum. Fakat o hoşgörüsüzlük varsa onu tespitimde sosyolojik bir şeydir. Bunları karıştırmamak lazım. Yani biz sosyolojik tabloda gerçekten ne olduğunu tespit etmek zorundayız. Ama sonra da bunu bir teolojik olarak veya felsefi, egzistansiyel bir felsefe açısından bundan ne çıkartmalıyım bu durumdan diye de bir yorum yapmak durumundayız. Fakat Necdet Hocam'ın dediği de orada tabii önemli bir şey var. Bazen bu tip çalışmaları yapanlar kendi bazı fikirlerini söyletmek için bu verileri de kullanmayı çalışıyorlar. Gerçekten toplumu tespit etmek için değil. Aman bakın böyle hoşgörüsüzlük oluyor diye insanları korkutmak için yapıyorlar. Veyahut da tam tersi millete gereksiz bir toz pembe hava çizmek için yapabiliyorlar. Olabilir böyle düşünenler olabilir. Onlara karşı yapmamız gereken daha güzel araştırmalar yapıp onlara cevap vermek. Caner Hocam yani genel olarak kendi Müslüman hisseden topluluklar arasında kullanılan bir kalıp var. Necip Fazıl'ın ham yobaz kaba softa. Bu kavramın evet. Bir karşılığı olmasa herhalde bunu kendi aramızda kullanmayız. Demek ki içimizde dindarlığı belli bir estetik formda sürdürmeyen, onu çok kaba, çok hoyratça üreten, kullanan insanlar var. Ama bu çok baskın bir tabiat mıdır, çok baskın bir figür müdür? Bu herhalde İslam için ya da Müslümanlar için kullandığında çok acımasız bir analiz olur. Evet, ama bu da vardır. Yani bu vardır diye şimdi böyle bir örneğin üzerinden giderek bir genel memnuniyetsizlik, genel bir şey söyleyebilir mesela misiniz? IŞİD bir vaka. Mesela IŞİD neden Türkiye'de çıkmadı da sosyolojik bir soru veya orada niye çıktı da sosyolojik bir soru? Ama mesela, dini gerersek, dini kendi mecrasında uygun bir şekilde ortaya çıkmasını, kendini sunumlamasına izin vermezsek IŞİD'in daha alası çıkar bu coğrafya. Tabii. Yani, ama IŞİD'in çıkmamasının altında neler ki, varı da tespit etmemiz lazım. Bence mesela lazım. Neler var? Bir Osmanlı'dan mesela bizim aldığımız grupların geleneğinde mesela tarikatlar gibi böyle organize yapıların hiçbirinin geleneğinde şiddet kullanmak yani büyük bir kısmının geleneğinde aslında şiddet kullanma veya devlete karşı ayaklanma geleneği yok bir. İki mesela Türkiye'deki Diyanet gibi kurumlar aracılığıyla aslında şiddet kullanmayan bir İslam algısı Türkiye'de yayıldı. Üç Türkiye'nin en büyük grupları mesela Nurcular, Süleymancılar ve özellikle Nakşibendi grupların hiçbirinin temel organizasyonlarında şiddete prim verilmedi. Mesela Türkiye'de bu yapılar olmasaydı bizde de IŞİD çıkabilirdi. Şeklinde çıkabilir. Ve mesela Türkiye'de şiddete yol açtığı söylenen kitaplar tercüme edildi. Mesela Seyit Kutup gibi eserler tercüme etti. Fakat bunları tercüme edip bunlarla ilgilenenlerin kendileri bile ki bir kısmını tanıyoruz yakinen en ufacık bir şekilde toplumu şiddetle kullanmak için bir fizilalil Kur'an'ı veya bir şey kullanmadılar. Mesela şeyi kullanmadılar. Hani ondan mesela Türkiye'de baktığımızda mesela bu bir sosyolojik analiz. Yani neden olmadı? Neden olmaması gerektiği teolojik bir açıklama. Ama diğer taraftan biz bu açıklamaların ikisine de muhtacız. Yani bir Müslüman olarak neden olmaması gerekiyorla ilgili teolojik şeyi de duymak zorundayız. Fakat bir siyasal bilimci ve bir sosyoloğun da neden burada çıkmadı da orada çıktığının da bir açıklamasını duymaya ihtiyaç var. Bugün burada herhalde bu ikisini karıştırıp yapıyoruz. Ama sorun şeyle de karıştırılmaması lazım. Yani bizim bunun Türkiye'de bir şeyin çıkmadığını veya IŞİD'in çıktığını anlatmamız bu iyidir veya kötüdür anlamına gelmez. Bu onun hakkında bir ahlaki yargıdan, teolojik yargıdan bağımsız bir şeydir. Mesela öyle bir grubun varlığını tespit etmek. Siz IŞİD'i ya çok ben beğensin... Mesela şunu affedersiniz. Tabii hocam buyurun. Şunu söylemek lazım. Türkiye'de en üst aidiyet Müslümanlar arasında İslam mı, mezhep mi? Hı hı. Türkiye Müslümanlığında en üst aidiyet noktası İslam'dır. Müslüman olmaktır. Böyle bir tanımlama, böyle bir değerlendirme, mezhebi tercihleri devre dışı mı bırakıyor? Hayır. Hı. Kimimiz Hanefiyiz, kimimiz Şafiiz, kimimiz başka mezheplere mensubuz.
Kimimiz ne olduğunu bile bilmiyor. Evet, o da acınacak bir durumdur. Ama bu durumda bile biz muhatabımızın, arkadaşımızın, ilişkide olduğumuz insanın mezhebinden çok en üst aidiyetinin ne olduğuna dair bir soru içerisinde bir tanışma evreni yaşarız. Evet. Mesela mezhep bizim coğrafyamızda bir çatışma, gerilim meselesi olarak hiçbir zaman yer almadı. Zaman zaman hocam, bunlar... siz hangi mezhebe mensup olduğunu bilmemesi mi acınası dediniz, yoksa mezhepleri bilmemesi mi? Hayır, yani kendi kişisel tercihini ya da kendi içinde bulduğu o sosyal gerçekliğin, sosyal dini gerçekliğin atıf zincirinden haberdar olmaması önemli bir problemdir tabii. Yani siz bir dini gelenek içerisinde bir metodolojiye bağlı olmadan, herhangi bir usulü takip etmeden kendi dini tercihlerinizi de yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Türkiye bağlamında çok sorunludur. Yalnız burada mesela Diyanet'le ilgili bir anketi hemen bahsedeyim. Diyanet'te bana göre bu çok enteresan şey. Diyanet'in yaptırdığı bir istatistiğe göre Türkiye'deki halkın çok büyük bir kesimi dini çok iyi bildiğini zannediyor. %92,2'si Türkiye'nin, Diyanet'in yaptırdığı anket bu, dini ya çok iyi bildiğini, ya iyi bildiğini, ya orta bildiğini söyleyenlerin toplamı %92. Toplam, evet. Ve eğitim seviyesi düştükçe dini daha iyi bildiğine dair zan artmış. Şimdi iftar sahur programları var. Hala şu sorular geliyor. Hocam işte hava çok sıcak, gündüz bir duş almak istiyorum. Duş alsam orucum bozulur mu? Hocam duş almak caiz mi? İşte yani toplumun din konusunda çok bilgili olduğunu falan sanıyoruz ama öyle değil. Yani benim ilahiyat kökenliyim. Belki Caner Bey de benzer şeyler yaşamış olabilir. Benim mesela yakın akrabalarım zaman zaman benimle rastlaştığında işte yıllardan beri biriktirdiğim sorular var. Bunlara cevap verir misiniz falan diyorlar. Bana sorduğu soruların da öyle çok da derinlikli bir tarafı yok. Ama küçümsemek de istemem. Çünkü sonuçta kendi dolandığı evren, kendi yaşadığı evren o sorular üzerine kurulmuş. O sorularda işte sizin sözünü ettiğiniz tarzda sorular. Yani işte duş almak orucu bozar mı vesaire. Bu bir yandan toplumda din konusundaki bilgilendirme çabasının yeterli ölçüde ortaya çıkmadığını gösteriyor. Yani demek ki bu konular çok fazla bilinen şeyler ama değil. Ama hocam rica ediyorum, yani bir oturup zapping yapsanız, yani bu soruyla kaç yerde karşılaşıyorsunuz? Niye soruyor o? Biz onu ciddiye alacak mıyız, almayacak mıyız? Yani hocam niye tamam soruyor? Ciddiye alalım, yani bütün cevap arayanlara verelim cevabını. Yani ben değil, hani kim verecekse hocaları verecek elbette de ama. Yo, anladım, siz yani, şey söylüyorsunuz. Yani burada bir sorumsuzluk payı görüyorsunuz o arkadaş açısından, soruyu soran açısından da. Hani o da o gün onu soruyor. Çünkü onun evreninde. Hayır, bilgilendirmede eksik kalındığını söylüyorsunuz da bence hiç eksik kalınmıyor. Yani demek ki artık insanlar... İşte buna rağmen biraz neden daha oluyor? Mı ciddiyetle buna yaklaşması gerekiyor? Yok, bilgilendirmede eksik kalınması açısından değil. Belki de bilgilenmeyle ilgili bağlantısı açısından ele almak lazım. Yani şu anlamda söylüyorum. Mutlaka evet, bilgilendirme son derece yoğun bir şekilde yapılıyor olabilir ama bunu ne kadar yani bir bilgi olarak alıyor, kategorize ediyor, kafasına yerleştiriyor. O ayrı bir şey. Bir gündelik yaşamında ihtiyacı oldukça ne kadar, yani ne kadarını duyuyor, ne kadarını duymuyor, o da ayrı bir şey. Dikkat ne kesinli kadar, şeyleri duyuyor, dikkat kesinli bir şeyler duyuyor. Kesinlikle, yani hani şey, görmek seçici şey. İlgi dediğimiz şey bu sonunda. Dolayısıyla yani şeyin çok fazla... büyük kitlelerin olması da gerekmez. Meselelerin hani kelami, felsefi yönlerine çok ilgili olduğunu zannetmiyorum. Gündelik pratiklerden bahsediyor. Hiç olmama, yani bunun da şaşırılacak bir şey yok. Her toplumsal yapıda popüler kültür vardır. O popüler kültür içinde de gündelik pratiklerin getirdiği bir takım şeyler vardır. Benim çok hoşuma giden örneklerden bir tanesidir. Şerif Mardin Hoca'nın 1969'da çıkmıştı Din ve İdeoloji kitabı. Orada bir bilgi verir. Soruyor sahaflarda en fazla satılan kitaplar hangisi diye. Beyazıt Camii avlusunda. 69'da. Ocak ayında Beyazıt Camii avlusunda kitap satan işportacılardan birinden çok sattığı 4 kitabı istemiş. 4 kitap şunlar: Mızraklı İlmihal, Seyit Battal Gazi, Ebu Müslim Horasani, dördüncüsü de Kan Kalesi diye bir kitap. Ben Kan Kalesi'ni bilmiyorum, öbür biliyorum, üçünü biliyorum. Biliyorum. Kan Kalesi nedir? Kan Kalesi de Hazreti Ali ile ilgili bir... Dolayısıyla yani bu
şeyi bir şekilde toplumsal, ki 60'lar dinin bu şekilde görünür olmadığı, bu şekilde görünür bir şekilde yaşanmadığı, baskılandığı dönemlerin bir uzantısıdır. Ona rağmen bir hani halk şeyi, dindarlığı çerçevesinde bunlara rastlamak gayet kolay. Dolayısıyla da o sorulara rastlamak da hiç şaşırtıcı değil. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soru hatlarına gelen soruları bir incelediğimde, yani bir takım mesela gayet gündelik ihtiyaçlara yönelik sorularla da karşılaştım. Çok daha tabii ki dinin daha derin mevzularına temas edenler de vardı. Ama mesela bir soruyu hatırlıyorum. Bir hanım soruyor, diyor ki eşim gayet, yani biz ailecek mütedeyyin bir aileyiz ama eşimin bir başka hanımla ilişkisi var. Niye bunu yapıyorsun dediğimde evli erkek için zina, zina sayılmazmış diye cevap veriyor. Bu doğru mudur diye soruyor kadıncağız soru olarak. Yani o günkü derdi o kadıncağızın, o da dolayısıyla da o soruyu soruyor. Bunun gibi bir anlamda herkes kendisine değen soruyu yöneltiyor. Yoksa işin felsefi derinliği vesaire ayrı bir boyut. Fakat benim örneğini verdiğim soru çokça karşılaşılan, çok basit. Yani herkesin her zaman hayatına değen bir husus. Hani hocam duş almak tabii, istiyorum, caiz mi? Yani olabilir mi filan? Bu artık hani o kadıncağızın başına gelen herkesin başına gelmez de, bu artık ilkokuldaki çocuğa sorsanız din, kültür ve ahlak bilgisi dersinde herhalde verilen hususlardır. Oruç neyi bozar, neyi bozmaz? Hatta yani ben mesela o soruyu şöyle değerlendiririm. Yani bu kadar yoğun dinin, İslam'ın bu coğrafyada bu kadar yoğun konuşulduğu bir ortamda hem bu sorular üzerinde yürüyen bir yaşam stilini merak ederim. O nasıl bir stildir? O çerçevede yürüyen şey. Bir yandan da bu kadar basit konuların neden resmi müfredat içerisinde ya da sivil müfredat içerisinde ele alınmadığı da, bunları merak ederim. Ama bunu sormuşsa ciddiye almak zorundayız. Tabii ki. Yani sonuçta sormuş yani. Benim şahsi kanaatim burada, bence orta öğretim kurumlarında din derslerini seçmeli olarak alabilme şansı daha çok tanınmalı. Yani ben İmam Hatip liselerinin ve ilahiyat fakültelerinin sayısının gereğinden fazla olduğu kanaatindeyim. Yani bu kadar açılmaması gerektiği ve kaliteyi düşüreceği kanaatindeyim bu kadar açılmasının. Fakat buna karşılık bana göre yani İmam Hatipleri ve ilahiyatları arttırmamak ama var olan eğitimde seçmeli olmak şartıyla, ama mesela bir öğrenci istiyorsa her dönem birkaç ders alabilecek orta birden beri, yani mezun olana kadar oldukça yoğun, seçmeli derslerle bol doldurarak oldukça dini hakkında, yani normal devlet okullarında veya özel okullarda olabilir bu, dikkat edin. İmam Hatip liselerine gitmeden bolca dini bilgi alabileceği seçmeli derslerin olmasının çok avantajlı olacağı kanaatindeyim. Yani kimisi matematikten mesela, matematiğin belli dersleri seçmeli açılır, müzik açılır, resim açılır, yani mecburi matematikler dışında diyorum. Veyahut da ne bileyim, tarihin belli seçmeli dersleri açılır, birçok alanın seçmeli dersleri açılır. Her öğrenci de birazcık, yani böyle çok katı, Kendi ilgi alanına göre daha derinleşebilir. Tabii, ne alacağını öğrenci bilir, öğrenci bilmez biz biliriz falan edası yerine belli, yani merkezi dersleri birazcık azaltıp öğrenciye bolca seçmeli ders açmasına imkan tanıyan ve her okulda din dersi ve diğer derslerini bolca sunan bir anlayışla yani kişilerde böyle İmam Hatip Lisesi'ne hiç gitmeden de dini bilgilere ulaşabilecekleri bir sistem bence kurulabilir. Hatta üniversitelerde de bence, ki belli üniversitelerde görüyorum, yani ilahiyat fakültesi olmadan da öğrencisine, ben mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders veriyordum. Öyle mesela İslam felsefesi, din felsefesi dersleri vardı. Benim bildiğim başka bazı birçok, yani böyle ilahiyat fakültesi olmayan üniversitelerde dinler tarihi dersi var. Yani gerek üniversite gerek diğer okullarda seçmeli dersleri bu alandan arttırarak aslında bu nitelikli din bilgisini, gerek felsefi olsun, gerek işte felsefi olmasa da ne bileyim temel böyle akaidle ilgili olsun şeyler öğreneceği bir ortam kurulabilir. Bu zor bir şey değil. Seçmeli olacağı için kimsenin de itirazı olmaz. İstemeyen de başkasını seçer. Az önceki duş alma sorusuyla ilgili olarak Makale Master isimli işte nikli bir izleyici diyor ki, duş almak sorusu bence diyor bakalım bu hoca ne diyecek diye soruluyordur diyor. Biraz da hocalarla böyle sanki gırgır gibi. Ramazan Kofta demiş ki, Müslümanım deyip Kur'an mealini okuyan kaç kişi var? Aslında anketlerde buna yer vermek gerekiyor. Yani dini nasıl algılıyor, dini nasıl anlıyor, dinin esası ne kadar biliyor ve nasıl hayata geçiriyor?
bunu algılamak gerekiyor diyor. Pew anketi sormuş Türkiye'de ne kadar Kur'an okuyorsunuz diye de bu şimdi tabii Arapçasından anlayarak Türkçesinden ayrımı yok. Ondan tam asıl o soruya cevap veremiyor ama Türkiye'de her gün Kur'an okuyanlar %9, arada Kur'an okuyanlar %63, hiç Kur'an okumam diyenler de %23. Fakat dikkat edin, hiç Kur'an okumam diyenler %23 ama ben İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğuna inanırım diyenler %97 Türkiye'de Pew anketine göre. Yani şimdi bu da ne demektir? O %3 okumayanlar hani ateistler diğerleri olarak kabul etsek, bu 97'nin bir %20'si, yani ben İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğuna inanıyorum diyenlerin %20'si hiç o kitabı okumamış. Şimdi arada okuyanlar da ne kadar arada? Çünkü 63 arada çok esnek bir laf. Yani senede bir de arada. Bir de bu arada hangi meyalden okumuş? Onlar tabii apayrı. Yani onlara o apayrı ama yani orada bana, ciddi biz... ayrımlar çıkabiliyor. Şimdi o evet çıkabilir ama yani tabii o ayrı bir konu. Yani meyal nasıl anlıyor ama yani başta insanların anlayarak okumasının herhalde şart olduğunu çoğumuz düşünüyoruz. Oran bana göre az. Şimdi yine anketten bir sonuç okuyacağım. Kadınla ilgili bu. Başörtüsü. Kendisine Müslümanım diyen her kadın başını örtmelidir. Katılmıyorum diyenler 2006'da %60'mış. 2012'de de çok değişmemiş. %60.8. Katılıyorum. Müslümanım diyen kadın başını örtmeli. %38 civarı. Yani aslında burada buna bakış açısıyla ilgili çok büyük bir değişiklik yok. Başını örtmeyen kadınlar Müslüman sayılmazlar. 2006'da katılıyorum sayılmazlar diyen 18.9, 2012'de %16. Yani İşler Hanım'la beni Müslüman saymayan hatta sayılır bir kesim var. Ama azalmış. Yani 2006'dan azalmış. 12'ye %3 azalmış. Evet. Yani kendi içinde bakarsanız %15'lik falan bir azalma var. Evet azalma var ama yine de bence... Evet. Ciddi bir oran. Yani ekranda beni görüp de bu ne, Müslüman değildir diye, değil mi? Hüküm vermesi hoş değil bence. Biraz da bu kesim acaba şunları mı ama işte koyuyoruz? Anketler çok önemli. Yine nereye acaba bunlar, şunu mu koyuyoruz? Mesela Diyanet hangi konuda başörtüsünün bir... Başörtüsünün siyasallaştığı, daha doğrusu devlet tarafından politik bir enstrümana dönüştürüldüğü dönemde birilerinin beklentilerini doğrulamak ya da yanlışlamak üzerine inşa edilmiş sorular. Mesela ben bir Müslümanım ve böyle bir sonucu, böyle bir soruyu kabul etmem. Ayrıca da böyle bir değerlendirmeyi de yapmam. Yani şimdi ben %1 bile olsam neyi ifade eder bu? Yani ben böyle bir şeyi kabul edemem. Hiçbir zaman kendi çevremde de bu tür analizler yapan insanları görmedim. Şimdi bunun üzerinden çıkarak sizin Müslüman sayılmanız ya da Müslüman sayılmamanız ya böyle bir tartışmanın içine girilebilir mi? Öyle bir şey ama şöyle olabilir. Bir şey var. Ben bu anketleri yararlı görüyorum. Niye? Yararlı ona yararlı görüyorum. Şimdi şu anda böyle bir soru var. Mesela diyelim böyle bir durum varsa Diyanet, mesela bu yanlış algıyı düzeltmek için de bir çaba nereye bakmamız gerektiğini anlatabilir. Mesela yine başka bir anket var Diyanet'in yaptığı. Bana göre sevindirici bir sonuç. Türkiye'de mesela Avrupa'ya nazaran astrolojiye, bu burçlara, fallara inananların oranı çok düşük. Dikkat edin. Ama ona karşıt mesela bazı başka tip şeyler daha fazla. Ama mesela diyelim ki bu anket önümüzdeyse Diyanet veyahut da dini konularla ilgilenenler, ben bu bir tek Diyanet'in üzerine vazifedir gibi düşünmüyorum bu tip konular, onu da söyleyeyim. Ama ilgilenenler herhalde Diyanet onlardan. Biraz o zaman demek ki zaten bizim halkımızın çoğunda astrolojiye inanmak Avrupa'nın bile gerisinde düşük. Buna yönelmekten ziyade nazara İslami açıdan da bir önem atfedenler var, şahıs nazarlara. Şimdi o zaman mesela ona yönelmeyi anlayabilir. Yani bu anket aslında biz nereye bakıp neredeki sorunu düzeltmeliyiz de yardımcı olabilir. Yani şimdi aslında ben burada tabii Necdet Hoca'ya saygı duyuyorum ve tabii ki hem formasyonuna yani yorumlarına değer vermesek buraya çağırmayız ama hani şeyi merak ettim. Bu tarz sorularda hani ben bunu hani nasıl dediniz az önce, saçma buluyorum mu? Anlamsız buluyorum. Saçma bulma. Şey böyle bir cümle şimdi kullanma. Sonuçta bizim şu anda yaşadığımız ülkede çok yakın zamanda gazetelere de manşet oldu. Tebliğciler de dolaşıyor plajda, yaz aylarındayız. Hani isteyen mayosunun bikinisini giysin, denizine girsin. İsteyen evinden dışarı çıkmasın. Hani o kimseye karıştığımız yok, kimseye de yerdiğimiz yok. Çok yakın zamanda yine yılbaşında işte Noel'i kutlamayacaksınız. İşte yılbaşı ağacı dinden çıkmaya getirdin neredeyse birileri. Bu var. Efendime söyleyeyim, yine bir mayo reklamı vardı, kaldırıldı, o da gürültü kopardı. Hani havaalanında neden böyle reklamlar var dendi falan. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz.
Bunun resmi. Belki de işte böyle cevap verenler o kesimdir. Yani bilelim, kendimizi görelim, tanıyalım Türkiye'de dindarlığın nereye oturduğunu. Bahsettiğimiz anketin sonuç şeyini ben okudum. O sonuç şeyinde yazılan şeylerden biri bu. Türkiye'de İslami kesim diye bilinen kesimle seküler diye bilinen kesimin birbirlerine tahammül oranının arttığı çıkıyor ankette sonuç olarak. Evet. Geçmişe. Şimdi bu anketin özelliklerinden biri şu. Geçmişteki veriyle şimdiyi alarak aslında değişimin yönüyle ilgili bir şeyler söylemeye çalışan bir anket. Mesela sizin demin söylediğiniz rakam size yüksek gelmiş olabilir bana, ama birçok kimse belki o ankette onu okuması ondan da yüksek bir veri bekleyecek mesela hoşgörüyle ilgili. Ama ankette çıkan şey şu, geçmişe göre mesela dini sembolleri kimsinin üzerinde görmeye karşı da hoşgörü oranı arttığı çıkıyor. Ama diğer taraftan daha böyle seküler algısı oluşturan şeyler, bana göre alakası yok ama yani ne bileyim işte küpeli olması falan, bana göre bunun alakası yok ama şahısların algısında o tarz kişileri daha seküler, muhafazakardan daha uzak görmek gibi bir eğilim var. Ankette çıkan verilerden biri şu, bu tip gözüken kimselere karşı da tahammülün arttığı gözüküyor. Ama mahalleleri de artık tanımak lazım. Camilerde küpeli gençlerden geçilmiyor. Tabii. Yani şimdi bunları bilmeden sanki onlar tecrit edilmiş, böyle çoklar başka bir alana gönderilmiş gibi bir şey değil. Camilerde çok dolu böyle örnek. Doğru. Ama hocam bu sevindirici bir şey. Yok, karşılıklı yani ankette çıkan o veri bence sevindirici bir şey. Yani Türkiye'de karşılıklı bence bu küreselleşmenin etkilerinden, yani insanlar eskiden olduğu gibi tamamen böyle gettolarda birbirlerinden soyut mekanlarda bir araya gelmiyorlar. Mesela şimdi bir Starbucks'a gitseniz siz mesela, değil mi? Bunlar ortak kamusal alanlar. Bunları basit diye geçmeyeyim. Okulların kantinlerine gitseniz, değil mi? Bunlar nedir? Tamamen farklı fikirdeki insanların bir araya gelme mekanları. Buralarda tamamen birbirinden farklı dünya görüşü, yaklaşımlarda, ayrı siyasi görüşlerde olan insanların çok rahat bir araya geldiklerini görüyorsun. Ve geçmişe göre bu bir araya gelmeler, farklı kesimlerin bir araya gelmelerinin oranı artmış vaziyette. Ve bu gittikçe aslında yavaş yavaş da olsa gördüğümüz kadarıyla verilerden bir hoşgörü yükselmesine sebebiyet veriyor. Toplum arasında yükselen bir hoşgörü gözüküyor bu anketin sonucunda da bir yerde. Ha, bizim ondan hala memnun olmayabiliriz. Çok bizim ideal tipimize göre geri de olabilir. Ama bana göre gittikçe bu ortaya gelişler, özellikle kamusal ortak alanlarda, çatışmak için de bir şeydir. Çünkü insanlar için öteki çok uzaklarda olan değildir. Kendini yanı başında olup onun üzerinden kendisini tanımladığıdır. Çünkü çok uzaklarda olanla kendinizi bir yarış halinde hissetmezseniz, çok yanınıza gelenle hissedersiniz. Şimdi, bu kadar yakına gelmek büyük bir çatışma potansiyeli de içinde taşıyor. Fakat diğer tarafından tamamen birbirini daha çok anlama, daha anlayışlı olup bir bağ kurma, ortak dil kurmak için de bir potansiyel taşır. İşte Türkiye'nin bana göre önündeki en büyük şeylerden biri bu. Biz geçmişe karşı ortak kamusal alanlarda ve birçok yerde farklı kesimler daha çok bir araya geliyorlar. Biz bu ortak bir araya gelişten fırsat çıkartıp hoşgörüyü arttırmaya çalışmamız lazım. Burada da Diyanet'e, dini gruplara, ilahiyatçılara, akademisyenlere, sosyologların hepsine görev düşüyor. Ha, bu nedir? Şiddetin dili veya ayrımcılığın dili yerine bunu bir fırsat diline çevirmek lazım, ortak dili oluşturmanın. Şimdi herhalde her Müslüman ideal olarak kendi dininin, yani İslam'ın bize çok yüksek standartta bir hayat sunduğuna inanır. Yani böyle inandığı için aynı zamanda kendini Müslüman hisseder. Bu standartların zaman içerisinde farklı algılamalara fırsat verdiğini de biliyoruz. İçinden kaba insanlar da çıkıyor. Son derece liberal tipler de çıkıyor. Sorumlular, sorumsuzlar, değişik çeşitli insanlar çıkıyor. Şimdi bizim bir dindar olarak baktığımızda sorumluluğumuz bu çeşitliliği yok etmek üzerine kurulu değil. Bunu bir şekilde ehlileştirmek, yumuşatmak birbiriyle. Önce kendi dindarlar arasında öncelikle bir kere bir yakınlaşmayı sağlamak gerekiyor. Bunların birbirlerinin hakikatlerine kulak vermeleri gerekiyor. İşte haricilik diyebildiğimiz tarihsel fenomen bu coğrafyada Müslümanların arasında çıkmış bir şeydir ve çok uç bir örnektir. Bugün de devamı görünmektedir, gözlenmektedir. Burada etrafımızda olup biten herkesten kendi standardımızı üretmek, kendi standardımıza tabi olmalarını beklemek yerine onların baskın bir kimlik, baskın bir fenomen olmasını önlemenin, zayıflatmanın yollarına kafa yormak gerekiyor. Bu da din konusunda uzman, yeterliliklerini kanıtlamış alimlerin, ne bileyim bu konudaki sorumluluk sahibi yüksek insanların dikkat etmesi gereken bir şey. Etrafımızda kişisel olarak benim de ya bu nasıl Müslüman, bu hangi İslami edebe, ahlaka uyuyor falan diye saydığım, gördüğüm bir sürü insan var.
Ama burada çok hassas bir nokta var. Bunu böyle kendi standardıma davet etmek problemli. Onu bütün o bildiği, sahip olduğu malumatla birlikte yok etmeyi tasarlamak problemli. Yani bir yandan işte o plajda sizin hayatınıza kastetmeye çalışan, size mesajlar ileten insanın yaralayıcılığını vurguluyorsunuz. Çok yerinde. Ama bir yandan da onun kendi yerinde nasıl benimle sağlıklı bir ilişki kurabileceğine dair bir araştırmaya ihtiyaç var. Bir derde, onun üzerine bir irşada ihtiyacı var veya dini terminoloji. O tebliğciyle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur ki? Çalışacağız, gayret edeceğiz. Bilenler bildiklerini dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Din zaten bunun üzerine kuruludur. Tebliğ dediğimiz şey böyle bir şeydir. Bu konularda sorumluluk sahibi insanlar gerekli özeni göstermedikleri takdirde gerçekten de ortalık kontrol edilemez bir havaya bürünüyor. Ben bu çeşitlilikten çok fazla rahatsız değilim. Sadece bu çeşitliliği masaya, müzakereye açık olmasını istiyorum. Müzakere olmadığı takdirde, tercihlerini sorgulatmadıkları takdirde korkarım. Yani söyledikleri her şey tartışmasız bir hakikate dönüştüğü zaman bundan ürkerim. Ama bunu müzakereye açık hale getirmek de bir anlamda bizim diyalog dilini geliştirmemizle alakalı bir şey. Kendi içimizden bahsediyorum, başka dinlerden bahsetmiyorum. Bunun zor olduğunu sanmıyorum. Üzerine gitmek gerekir. Öyle düşünüyorum. Bir de mahkumuz gibi geliyor bana hocamın dediğini yapmaya. Şu açıdan mahkumuz. Şimdi biz internette bir tane düğmeye basarsak hop herhangi bir cemaatin bir propagandasıyla karşı. Hop bir tane Scientology'nin veya bir New Age'liğinin propagandası. Hop Hristiyan misyonerlik. Hop İslam'a, Kur'an'a karşı şiddetli bir eleştiri. Hop bir ateizm propagandası. Yani artık insanlar öteki olanın fikirleriyle her an çok rahat bir şekilde karşılaşıyorlar. Geçmiş bundan herhalde bizim dedelerimizin zamanında birçok kimse hayatı boyunca bir ateizm nedir, İslam dışında bir din nedir, onun hakkında ciddi bir bilgi duymadan hayatını tamamlaması mümkündü. Çok ender bir duyardı yani öyle bir şeyler vardı. Fakat şimdi çok daha ufak yaştan çocuklar ötekinin fikirleriyle ciddi anlamda karşılaşıyorlar. Bu açıdan İslam'ı tutarlı, kendi içinde yani hem insan psikolojisiyle hem akılla barışık bir şekilde mantıklı bir şekilde anlatmak bana göre ve barışsever insanlara hatta estetik ve sanatla bir araya getirerek anlatmak bana göre tarihin hiçbir döneminde kadar olmadığı kadar önemli. Ve bilimle. Çünkü, evet ve bilimle. Çünkü tarihin hiçbir döneminde öteki olan fikirlerle Müslümanlar da aslında diğer dinler için de bu geçerli. Bu kadar kolay karşı karşıya gelebilecekleri bir dönem hiçbir tarihin döneminde yaşanmadı. İnternet ve özel televizyonlarla çıkan fenomenle bu oldu. Daha evvel böyle bir sistem yok dünyada insanlara bilgiyi bu kadar hızlı ulaşabilmelerini sağlayan. Ve bundan sonra ötekiyle karşılaşmak kaçınılmazsa hocamızın dediği gibi yani fikirleri siz tartışmak, ortaya koymak zorundasınız. Siz akılla onları savunabiliyor musunuz? İnsanların aklına ve vicdanına hitap edebiliyor musunuz? Artık önemli olan o. Siz insanlar ancak eskisi gibi tecrit ederek, tek yönlü bir bilgi pompalaması yaparak insanları bir yerde tutmanız artık eskisi gibi. Peki ben şunu değil. Anlamaya çalışıyorum. Hocam lütfen. Öbür taraftan da benim bir ekleyeceğim var. Yani bir inancı bir ülkenin tek gerçeği olarak da görmemek lazım hiçbir şekilde. Çünkü zenginliktir bu. Cins anlayışlar vardır. Sonunda pazar ekonomisinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla... öyle yani farklı anlayışlar var, inançlar var, görüşler var. Bunlar birbiriyle yarışıyor. Yarışanlar arasında da tek doğru olarak kendini görmek en büyük sorun. Dolayısıyla yani mutlak doğru olarak görüp de öteki diye düşünmeye başladığından itibaren çok fazla aslında diğerine imkan sağlamamış oluyorsun. Yani misyonerlik denilen şey sonunda bir başka inanç grubunun kendi anlayışını anlatmaya çalışmasıdır. Nasıl bir takım Müslüman kökenli Türkiye'li gruplar başka ülkelerde kendi anlayışlarını anlatıyorsa öbürleri de onu anlatıyor. Bu yarışma içinde bazıları onu kabul eder, öbürleri onu kabul eder. Ama yani tek bir doğru olarak onu ortadan kaldırmaya kalkmakta çoğulcu bir yapının burada daha çok altını değil. Çizmemiz gereken şey şu. Karşındakini ortadan kaldırmaya yeltenmemek,
şiddet kullanmaya yeltenmemek. Çünkü dünyadaki bütün sistemlerin, liberalizm, İslam, Hristiyanlık hepsinin altında bir mutlak doğrular vardır. Mesela siz bir hukukçu olarak söylüyorum. Biz a priori olarak hukuk yaparken hırsızlık kötüdür diyoruz. Bunu bir mutlak doğru kabul ediyoruz. Veya insanlara işkence yapmak kötüdür diyoruz. Bunu mutlak doğru olarak kabul ediyoruz. İslam'ın da mutlak doğruları var. Hristiyanlığın da var. Dünyadaki bütün yani hukuk sistemi yapamazsınız. Yani mesela siz insan öldürmenin kötü olduğuna dair bir değeriniz vardır. O değeri bir başlangıç noktası kabul edip hukuk yaparsınız. Veyahut da bir ne bileyim toplumsal düzen kurarsınız. O sizin mutlak doğrunuzdur. Olmaması gerektiğini düşünürsünüz. Yani aslında mutlak dinler, bilemeyeceğim. Tabii, doğrunuzdur ama onu mutlak olarak tabii, aldığın andan itibaren öbürüne çok fazla tabii, yaşam imkanı verilmiyor. Ama işte öbürünü ben onu ayırabileceğimiz bir mantık kurabileceğimizi düşünüyorum. Yani mutlak doğrularımız karşımdakinin varlığını yok etmeye çalışmadan olabileceğini evet, düşünüyorum. Ve şiddet kullanmadan, baskı yapmadan. Ondan demin ki Kur'an ayetlerini verdim. Peygamberin yanında orada Kur'an'la alay edenler var. Sen oradan uzaklaş diyor. Değil mi? Çaresi uzaklaş. Taşı alıp da kafasını yar, kılıcı alıp da kes değil. Yani o öyle yaşasın. Dinde zorlama yoktur diye ayet var. Yani karşındakinin biz dini inancını belirlemek, ideolojisini belirlemek zorla durumunda değiliz. Dini zaten inancın önemli bir özelliği. Özgür iradeyle seçilmiş olması. Eğer ki siz onu özgür iradeyle seçmiyorsanız zaten onun bir değeri yok. Eğer ki değil mi yani bir rüzgar esince yaprak gibi insan kalkıp da bir yere savruluyorsa o yaprağın bir yere gittiğine nasıl bir değeri olamayacaksa o yaprak açısından aferin yaprağı ne güzel yapmış diyemeyeceksek din inancı da özgür iradeyle insanlar seçmiyorsa aynı şey geçerlidir. Ha, o zaman başka insanların da dinden döndü diye ki bu bazen hocamın dediği gibi yapılan uygulamalar bunlar görürüz. İslam adına ne yazık ki yapılmış. Onu öldürmeye kalkmak işte mürtedin katli gerekir falan şey, izahlar ki Kur'an'da hiçbir şekilde yer almayan izahlar. Veyahut da namaz kılmayan, oruç tutmayanlara zorla bunları yaptırmaya çalışıyor. Bakın Kur'an'da bir tane böyle ifade yok. Namaz kılmayanın zorla kıldırılması, oruç tutmayana zorla yaptırılması. Ama İslam ülkelerinde bunun uygulaması, hatta hukuka geçmiş hali var mı fıkıhta diye sorarsanız, ne yazık ki var. Ama ben yani teolojik olarak da ona kalkma durumdayım. Yani ben Kur'an'dan hareket edildiğinde, hocamızın söylediği şekilde, yani karşı tarafı yok etmeye çalışmadan, fakat mutlakları olmasıyla karşı tarafı yok etmeye çalışmamayı bir aradan bağdaştıran bir zeminin Kur'an'da olduğu kanaatindeyim. Ama uygulamalarda olmayanların da işte düzeltmemiz lazım uygulamasında olmayanları. Ben birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bu bağlamı sürdürmek istiyorum açıkçası. Şimdi İslam Mekke ve Medine'nin sınırlı şartlarında inen bir din olarak biliniyor. Ama fetihlerle birlikte İslam'ın sınırları genişlemeye başladıkça farklı toplumlar, kültürler, ideolojiler, siyasal yönelimlerle İslam karşılaştı. İslam'ın o günkü hali karşılaştı yani. Bu karşılaşmalar başlangıçta öyle çok da keyifli karşılaşmalar değildi. Herhalde biz de sizi bekliyorduk falan demiyorlardı. Orada bir gerilim olduğunu tahmin edebiliriz. Ama nasıl oldu da bugün modern dünyada biz İslam'ı çoğulcu, birlikte yaşama konusunda ideal bir din olarak anlayacak, kavrayacak bir noktadayız. Osmanlı projesi, Endülüs projesi, İslam'ın değişik bölgelerde Balkanlar projesi bunu nasıl sağladı? Muhtemelen içinde bulunduğu şartlar ve kendi referans sistemini özdeşleştirdi, yoğun bir şekilde onun üzerine odaklandı ve oradan fiili durumuna uygun bir takım sonuçlar çıkardı. Yani yeniden hayatı okumaya, kendi referans sistemine dayanarak o hayatı değerlendirmeye başladı ve bu konularda çok ciddi sorunlar yaşamadan da bir örnek model üretti. Şimdi bugün demin soru olarak dile getirdiğiniz gerilimler de yüzleşmeden, konuşmadan, müzakereden uzak olmaktan kaynaklanan şeyler. Bunlar birbirine dokundukça, bu topluluklar birbiriyle temas ettikçe o zaman birlikte yaşamanın olmazsa olmaz şartlarını bulmak zorunda kalacağız. Bugün ben bu müzakerenin, bu görüşmenin, konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak Müslümanlar birlikte yaşadıkları süreçlerde, birlikte hayatı tükettikleri süreçlerde ortak referans dünyasını bir atıf olarak, bir referans olarak kullanmadan diyalog kuramazlar. Yani her iki tarafta meşruiyetini dinden almak zorundadır. Meşruiyetlerimizi tartışmaya başladığımız zaman da ehlileşiriz. Yani siz Kur'an'a atıfta bulunuyorsunuz, ben de Kur'an'a atıfta bulunuyorum. O zaman ikimizin atıflarındaki farklılık azaltılması gereken bir farklılıktır. Bir yerde buluşmamız gerekir. Yani bir kelimede buluşmamız gerekir.
Ben bu müzakerenin geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür kabalıkları, hoyratlıkları azaltacağına inanıyorum. Yani bunun örnekleri tarihte de çok, günümüzde de çok. Peki. Ama bunu böyle bir görücüye çıkmak gibi bugün ne oldu bize falan kompleksiyle değil. Fiili bir durum olduğu için, içimizde böyle bir sıkıntı olduğu için konuşmamız gerekiyor. Peki şimdi fiili durum olarak şunu konuşsak, siz hani az önce %83'ten bahsettiniz. Anket söylüyor. Evet, o anketten bahsettiniz. Namazımı kılarım diyenlerin oranı ki son derece güncel, yeni yapılmış ve daha belki açıklanmamış Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anketi. Oruç tutanlar o. Namaz kılanlar da biraz daha düşük. Oruç tutanlar. Oruç tutanlar mıydı evet. Hocam? Ha evet evet, orucumu sağlığım yerinde olduğu müddetçe tutarım diyenlerin oranı. Namaz kılanların oranı yüzde kaçlarda? O da yüksektir 60. Herhalde. Yok, her zaman kılarım diyen 42, çoğunlukla 12, ara sıra 18, nadiren 8.8, hiçbir zaman 16.9. Tamam. Öbüründe de hiçbir zaman kaçmıyor. Hiçbir zaman 16.9. Geriye kalanların hani namaza... Bir şekilde namazla irtibatlı. Değil mi? Bir gönül bağı var, bir irtibatı var. Fakat bunlar arasında, bu kişiler arasında bile birbirini gırtlaklayacak o kadar çok kişi var ki. Var. Ve birbirini tanımadan, sadece yaşam tarzı yüzünden, sadece inancı yüzünden. Hani bu nasıl oluyor? İşte ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bu gerilimi tek tek her bir vatandaşın zihnine kim sokuyorsa... Bu vatandaşları, bu insanları, bu müminleri birbirleriyle gerilimli hale kim getiriyorsa, bunların birbirlerine yakın durmalarından kim rahatsızsa onu sorgulamamız gerekir. Evet. Yani dinin geleneğinde böyle bir şey yok ki. Bu ya nasıl oluyor, aynı ailede çocuk annesinin babasını küfürle itham ediyor. Siyasette dinin araçsallaştırılması, yani ekonomik çıkarlarda dinin araçsallaştırılması tek başına açıklayacak faktörler değil ama önemli bir kısmını açıklarlar. Bu işin gibi geliyor. Mesela özellikle diyelim siyasette bir kavim öbür bir kavimle savaşa geçtiğinde İslam toplumlarında da şunu dedik. İslam'ın ciddi anlamda toplumdaki insanların hayatında belirleyici bir rolü var. Siz bunları mobilize diyelim siyasi bir anlaşmazlığa düştünüz karşı kavimle. Toplumu mobilize etmek istiyorsunuz. Bu toplumdaki en etkin unsur ne? İslam. Ha, o zaman o reçete yani siyasi güçler için otomatikman bellidir. En etkin unsur olan İslam'ı kullanırsanız bunları en iyi şekilde mobilize edebilirsiniz. Ve bu yüzden de insanlar İslam'ı kullanma yoluna gitmişlerdir. Mesela 20. yüzyılda da dünyada milliyetçilik yükselen bir değer olmuştur toplumlarda. Bakmışlardır toplumdaki en güçlü değerlerden biri milliyetçilik. Milliyetçilik unsuru kullanılarak toplum mobilize etmeye çalışılmıştır. Yani İslam'ın kaynak sebep olmasıyla mobilize edici unsur olması arasındaki farka çok dikkat etmemiz lazım. Birçok kimse ötekilere, yani kendi siyasi ötekilerine Müslümanları karşı seferber kılmak için ötekinin kafir, müşrik, sapık, adi olduğu şeklinde imajlar yaymaya çalıştı. Niye? Çünkü kendi denetiminde olan insanlar böylece daha iyi mobilize olmuştur. Mesela diyelim ki karşı kavim o dönemde işte Şii ise veya Şiiler için Sünni ise karşı tarafın sapık olduğunu düşünüyorsanız onu yok etmeyi dini bir vecibe olarak gösterebilirsiniz. O zaman sizle beraber olanları buna çok daha rahat ikna edebilirsiniz. Bu şekilde kullanımlar mesela buranın en önemli sebeplerinden biri. Tek sebep değil tabii. Yani bu coğrafyanın nasıl olup da bu hale geldiğini konuşmak gerekiyor. Yani burada bir verdiğiniz örnekler ortada bir gerilim olduğunu gösteriyor. Ama bu coğrafyanın muzip bir karakteri de var. Yani böyle işi eğlenceye dönüştüren taraflarını da ifade etmek lazım. Yine yakın zamanlarda yapılan bir araştırmada Allah ateistiz dediysek Allahsız da değiliz. Değil mi? Anladınız mı? Yani ben başlangıçta çok matrak bir değerlendirme olarak okumuştum. Sonradan baktım ki yani bu coğrafyanın ateist olmaya da pek fazla şeyi yok. İzin veren tabiatı yok yani. Mesela şöyle bir şey çok duyardım yani. Türkse gavur olmaz. Türk'ten gavur olmaz. İşte o şeyden kaynaklanıyor. Yani verili kültürün kuşattığı alanın insanları yani doğrudan dini bütün bir kimlikle olmasa bile aynı kültür dairesi içerisinde yaşamaya zorladığını, yaşamaya davet ettiğini görebiliyoruz. Bakıyorsunuz işte aynı dini havza içerisinde oluşmuş yapılar, ilişkiler, davranış kodları hepsi birbirinin aynısı. Sadece dinsel tercihini işte atıyorum İslam'dan yana kullanmıyor. Mesela bunun büyük bir öfke yarattığı kanaatinde değilim. Geçmişte bunun
büyük bir gerilim alanı ürettiğini düşünmüyorum. Ama bugün herhalde üzerinde daha fazla duruluyor. Çünkü yaşamlarını sıkıştırıldığını düşünenler var. Yaşamlarına ilişkin kaygı duyanlar var. Veyahut da bu kaygıyı tahrik eden bir takım dış faktörler var. Ben bunun ilgili birimler, sorumluluk sahibi insanlar, aydınlar, işte din konusunda derinlikli uzmanlar çaba gösterdikleri zaman zayıflayacağını düşünüyorum. Zayıflayacağına dair çok ciddi beklentilerim var. Ama tabii ki sorumluluk sahiplerinin bunu fark etmesi gerekiyor. Bu ateist dediysek Allahsız değiliz'i ben şey diye okumuştum. Muhtemelen agnostik kavramını getirmeye çalışıyor. Yani bir şeyin yaratıcı olduğuna inanıyor ama onun pratiklerine inanmıyor. Onu ifade etmeye çalışıyor ama kavramı bilmediğinden veya ifade edemediğinden bu şekilde ifade ediyor diye düşünmüştüm. Yine okuduğum anketlerden biriydi. Belki Caner Hoca hatırlar. Allah'a inanıp da ahirete inanmayanlar vardı. Hayır, daha da garibi var. Ben size söyleyeyim. İslam'a inanıp ahirete inanmayanlar var. Pew anketi. Pew anketini size söyleyeyim. %97'si Türkiye'nin La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a inandığını, yani Allah'ın varlığına ve peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğuna inandığını söylüyor. %97. Yani İslam'a inanıyorum diyor. Hı hı. Ahiretle ilgili ayrı soru sorulunca bunlara 92'si cennete inanmadı, 92'si cennete inandığını söylüyor. 87'si cehenneme inandığını söylüyor. Ha, bu tabii ki İslami açıdan bir mantık çelişkisi. Fakat anketlerin bize yardımcı olacağı hususlardan biri de aslında budur. Yani insanların zihnindeki belli çelişkileri çözmemize de yarar. Ondan sonra bence biz hermeneutik yöntemi, yani insanların zihnine nüfuz etmeyi yapan yöntemi, yani anketlerin daha ötesine geçen bir yöntemi benimseyerek bunu çözebilir. Aslında tabii ki İslam açısından bu çok açıktır İslam bilen için. Yani 97 İslam inanıyorum dese de aslında bunun 87'si inanıyor. Çünkü ahirete inanmak İslam'ın olabilecek böyle en temel şeylerinden biri. Yani şimdi namazla ilgili detaylar, oruçla ilgili detaylara inanıp inanmamadan bir kişinin Müslüman olup olmadığı sorgulanabilir. İslam'ın içinde farklı yorum da var ama ahiretle ilgili bu İslam'ın en temel sütunlarından, Kur'an'da da birçok yerde Allah ve ahiret günü inanırlar dendiği için belli ki bu insanların zihnindeki bir ciddi bir çelişkiyi gösteriyor aslında. Ben çelişki olduğu kanaatinde değilim. O evet. Osmanlı coğrafyasından da kaynaklanan tarihi bir şey de var. Onu da hiç göz ardı etmememiz lazım. Bir yandan da hep sanki her türlü şartına uyulan bir din anlayışı varmış gibi kabul ediyoruz ama hani ibadetsiz, şeriatsız bir dini hayatın kabul edildiği bölgelerde özellikle olan bir yapıdan ağırdan bahsediyoruz. Ağırdan ağıra Bektaşlı'ya doğru gidiyor. Ben niye söylemiyorsun sen? İşler Hanım, şimdi ben çelişki dedim. Hocam bir yerde o kendi zihinlerinde çelişki olarak görmüyor ama İslam açısından alırsak ahirete inanmadan kişinin kendini Müslüman görmesi bir İslam'ın iç mantığı açısından çelişki. Ama o kişi onu zihninde nasıl bağdaştırıyor sorusunu da sormamız lazım. Bunun nedeni şu bence. Bir İslam'a inanç dışında bir kültürel Müslümanlık diyebileceğimiz bir şey var. Yani bunun da bir etkisini şurada gördük, benzerini. Fransa'da mesela belli protestoları Müslümanların önemli bir kısmı yaptığında onlara gidip birçoğuna sordular. Bunu sen işte Müslüman olduğum için yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet ben işte veya hangi dindensin? İşte Müslümanım falan filan dedi. Peki Allah'a inancın falan filan soruldu. Yok ben ateist Müslümanım diye cevap veriyordu. Ha, burada biz şunu görüyoruz. Birçok kimse aileden Müslüman olmak ve Müslüman coğrafyada yaşamak, yani kimlik olarak Müslümanlığı din olarak cevapta da veriyor. Yani kültürel olarak benimsenmiş bir İslam da var. Din mantığı açısından bu çelişkili olsa da, fakat sosyolojik bir vaka olarak biz o zaman şunu bilmemiz lazım. Bizim toplumu demek ki Türkiye'de bir %10'u kadarı kendini tam manasıyla İslami inancı analiz etmeden kültürel bağından dolayı Müslüman olarak niteleyen demek ki Türkiye'de bir %10 var. Bir de şuna dair çok soru geliyor. Ben bir taraftan tweetlere bakıyorum. Acaba diyor bizim inancımızda Arap gelenekleri de din diye arada diyor bize yutturuluyor mu şeklinde soran da çok var. Yani Türk gelenekleri de yutturuluyor canım, öyle şey olur mu yani? Ona tabii orada başka bir tartışmaya girmek lazım. O zaman yani hani Arap Müslümanlığı, Türkiye Müslümanlığı vesaire gibi o ayrımlara da girmek söz konusu olabilir ki o ayrı bir şey. Ben Caner Hoca'nın vurguladığı konuda birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi tabii bu coğrafyada İslam'ın yaşadığı hasarları da hesaba katmak gerekiyor. Gündelik hayatın çok daha alt
dilimlerinde İslam kendini yeterince güncelleme şansına sahip miydi? Taşra dünyasında din kendini yenileme imkanına sahip miydi? Bütün bu soruların da cevaplarını vermek gerekiyor. Ben yani ne derece doğru olur tanımlama bilmiyorum ama dinin modern dünyada modern dünyanın beklentileri karşısında ona cevap yetiştirecek, onun sorularıyla baş edecek yeni bir grameri ortaya koyup koymadığı konusunda kaygılarım var. Yani bu modern hayatın rüzgarına kapılmak gibi bir tehlikeden söz etmiyorum şu anda ben. Başka bir şey. Bugün yeni bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın beklentilerine karşı din birkaç yüzyıl öncesinin cevaplarıyla mı yetiniyor? Yoksa bugünkü soruları doğru anlayıp o sorulara doğru cevaplar verme çabası içerisinde mi? Bugün Türkiye'de entelektüel ilgileri yüksek olan Müslümanların bu konulardaki çabaları henüz daha toplumun genel kesimleriyle buluşmuş değil. Dolayısıyla ben onu bir hasar, bir kayıp ve trajedi olarak görüyorum. Yani İslam'a inandığını vurgulayıp ahiret konusunda çekinceleri olmak en azından böyle bir tasnifte çok büyük bir problem alanı olduğunu, çok büyük bir sorun yattığını gösteriyor. Bunları ben kayıplara bağlıyorum, büyük fetret zamanlarına bağlıyorum, kesintilere bağlıyorum. Bugün bunlar telafi edilebilir mi? Edilebilir. Bunlar zaman içerisinde mutlaka karşılanacaktır. Ama anketin, sonuçta bunlar inançtır. Tabii, anketin vazifelerinden biri ama diyorum tabii işte çelişki yapan. İslam'a tanımlısak şu da çelişki ama yani halk için çelişki. Mesela ankette çıkan başka bir şey şu. Şimdi 97 inandığını söylüyor ama din sizin için çok önemlidir sorusuna evet mi hayır mı diyorsunuz dendiğinde 67 evet diyor. Ha, İslam açısından alırsak böyle bir şey de hiç düşünülemez. İslam'ın iç mantığı açısından. Şimdi bu biz halkın şeyini analiz etmemiz lazım. Bir de İslami açıdan da bunun analizi lazım. İslam açısından bunu niye düşünemez? Şimdi İslam çok kuşatıcı bir varlık anlayışı veriyor. Öyle diyor ki sizi yaratan Allah. Siz burada Allah sayesinde varsınız. Öldükten sonra ahirete gideceksiniz. Hayatın anlamını ve geleceğe bakışını tamamen Allah merkezli bir bakış açısı üzerinden inşa eden bir din İslam. Böyle bir anlayış inşa eden bir din açısından din çok önemlidir falan değil, değil. Dinin yakın hiçbir şeyin önemli görülmemesi gereken bir mantık var İslam'ın iç mantığı açısından. Ama biz dediğimiz gibi bu teolojik bir yorum benim yaptığım. Sosyolojik olarak vakaya bakmamız lazım. Yine 97 orada inanıyorum diyor ki bunun 87'si ahirete tam imanla beraber. Ama ona rağmen bunun 67'si sadece din benim için önemlidir sorusuna evet diyor. Ki orada biz dine onu biraz deşelesek birçok şey orada geriye de gidebilir yani ondan da azalabilir. Bunu da tespit etmemiz lazım. Peki şimdi az önce Necdet Bey dedi ki hani modern dünyadan bahsettiniz ya. Modern dünya Müslümanları nasıl etkiledi Türkiye'de? Yani, tabii yani kime soruyorsunuz? Size soruyorum. Modern dünya tabii ki çok etkiledi. Yani bir kere 19. yüzyılın çalkantılı dünyası içerisinde din olarak İslam sahipsiz bırakıldı. Yani işte devlet yapısıyla organik bir bağ vardı. Osmanlı Devleti'nde bütünleşmiş bir yapısı vardı. O süreç içerisinde işte aydınlanmadan gelen pozitivist ilgilerde şekillenen bir din karşıtlığı ve çok ciddi ideolojik bir karşıtlık. Dini her celsede, her bulduğu yerde kıstırdı, üzerine gitti. Ve din kendi seçkinlerinin, kendi yetiştirdiği ulemanın cevaplarından çok genel toplumun refleksleriyle karşılanan bir takım atıflarla ilerledi. Ve bu çok problemli sonuçlar doğurdu. Mesela Türkiye'nin kuruluş dönemlerindeki dini havayı incelediğimiz zaman o hava siyaset bilimcilerince çok farklı şekillerde yorumlanabilir. O değerlendirmelerden ilginç sonuçlar da çıkarılabilir. Ama mesela Cumhuriyet'in temel hedeflerinden birisi halk İslam'ını kontrol altına almak idi. Hı hı. Ama resmen halk İslam'ı Türkiye'de egemen bir söylem haline geldi. Çünkü modern dünyanın yönelttiği sorularla entelektüel düzeyde baş edecek kurumsal yapılar yoktu. Çok ciddi anlamda yetişmiş, örneğin bugünkü anlamda ilahiyatçılar yoktu. Bu konularla baş edecek yetkin isimler yoktu ve bunlar daha çok duygusal reflekslere tabi bir şekilde sahada kendine karşılık bulmaya başladı. Ve maalesef bu taşra dünyasında daha çok şekillenen bu refleksler, bu karşı oluşumlar
insanların entelektüel ufuklarını tatmin edici bir form üretmekten de yoksundular. Bugün hala daha çok temel sorunların çok duygusal ataklarla savuşturulduğunu, ertelendiğini ama o sorunların daha sonra çok yüklü bir şekilde yeniden bizi kuşattığını görüyoruz. Biz de yalnız şeyi kaçırmamamız da lazım hocam dediği. Yani bizim Türkiye'deki aslında Cumhuriyet tarihinin başlangıcında yaşanan modernleşme bir kanun modernleşmesidir. Yani ciddi anlamda modernleşmenin dinamiklerinin toplumun geneline yayıldığı bir modernleşme de değildir. Çünkü dünyadaki modernleşmeye baktığımız zaman mesela özellikle şehirleşme, modernleşmenin yayılmasında endüstrileşme çok ciddi unsurlar. Şimdi biz 1920'li yıllara geldiğimizde Türkiye'de şehirde yaşayanların oranı %25 ki o zaman şehir deyince bizim mesela Üsküdar'da falan birçok semtte de millet yani sanki kırsaldaymış gibi yaşıyor. Fakat 1950'ye geliyoruz dikkat edin. 1950'ye geldiğimizde hala şehirlerde yaşayan oranı 25. Yani modernleşmenin en temel itici gücü olan şehirleşmeyi gerçek anlamda Cumhuriyet'in başlangıcında yaşanamadı. Ne yaptı? Geçmişte bir Cumhuriyet'in merkezini dikkat edin. Halkın demiyorum, toplumun demiyorum. Merkez ideolojik olarak devamında bir kesinti yaptı. Fakat o ideolojik açıdan kesinti yapıldığında da geçmişte birçok yine süreklilikler devam ediyordu. Neydi? Mesela Osmanlı'nın patrimonyal sistemi, tamamen merkezde bütün gücü tutmak. Kendisi dışında bir zenginlerin çıkmasına, sivil topluma izin vermeyen anlayışı Osmanlı'nın Cumhuriyet'in merkezinde de devam etti. Aynı ki bu modernleşmenin temel unsurlarına aykırıdı. Modernleşmeyle daha ileride gelen bireycilik, endüstrileşme, şehirleşme, Cumhuriyet'in başlangıcında yapılmamış. Hayır, yapılan şey neydi birçok insanın gözünde büyüyen? Radikal şekilde yasaların değiştirilmesi oldu Cumhuriyet'in başlangıcında devrimlerle. Fakat bu nedir? Siz toplumun merkezinde radikal yasa değişikliği yaptınız. Fakat toplumun geri kalan büyük bir kesiminde modernleşmenin gerçek dinamikleri olan şeyler işlemedi. Neydi onlar? Şehirleşmeydi diğeri. Ancak 1950'lerden sonra Türkiye işte Marshall yardımı gibi İkinci Dünya Savaşı ortamında işte veya işte Truman doktrini falan onlarla alakalı şeylerde işte 46'da çok partili sisteme geçiriyor. 50'den sonra ciddi anlamda şehirleşme diğerleri başlıyor. Şimdi bu şehirleşmeyle beraber hızlı artması dikkat edin 1980'lere geldiğinizde %40'lar şehirlerde yaşayanlar. Şimdiye geldiğimizde %80'lerin üstünde. Ha, modernleşmenin gerçek dinamikleri böylece şehirleşme, eğitimin artması gibi unsurlarla yani toplumun kesimine yayılan modernleşmenin diğer unsurlar. Çünkü modernleşme dediğim şey de kendi içinde birçok ayrı şeyden okumak lazım. Bu süreçlerle yayıldı toplumun merkezine yayılan. Ve peki Osman, siz şimdi kıskaçtan kurtulan Müslümanların hani hocamızın bahsettiği Cumhuriyet Türkiye'si ile birlikte kanunlarla birlikte oluşturulmak istenen din değil mi? Hani zapturaptı altına alınan. Bir merkezi değişikliğiydi. Bir yerden sonra o zincir kırıldı ama. O kırılmayla birlikte modern hayatın Müslümanları hiç olumsuz etkilediğini düşünmüyor musunuz? Yani lafı şuraya getirmek istiyorum. Kendi arasında da bugün tartışma yaratan Müslüman dünyanın da daha lüks arabalar, daha çok tüketime yönelme, ondan sonra değil mi kılık kıyafetlerde daha çok marka, sonra ne bileyim tatil yapılıyor belki en lüks yerlere gidiliyor. Tamam kadınlarla erkekler ayrı ama öyle de bir yaşam tarzı var. O başka bir şey. Ama, Müslümanlar burada... Ama hocam ne söylesen başka şey diyorsunuz. Evet, yani burada bir unsur. Başka bir şey diyorum. Evet, yani çok Müslümanlar hiç topla girmiyorsunuz. Ama Müslümanların çoğu bunları yeni bir kimlik yapısı oluşturarak bence yeni kimliklerinde yani karışım kimliklere giderek kimliklerini, İslami kimliklerini terk etmeden tadilat yaparak kimliklerinde yeni bir kimlik yapısıyla bunları benimsediler. Bence İslami kimliği şöyle düşünmemiz lazım. İslami kimliğin bir özü var. Bazıları kimliğe sırf özcü yaklaşmışlardı Bernard Lewis gibi. Bence bu birçok şeyi gözden kaçırtır. Birçok kimse de kimliğe sırf inşacı yaklaşmıştır. Mesela bizde Nilüfer Gölen'in yaklaşımları böyledir. Ki bence birçok açıdan inşacıdır ama tek başına inşacı alırsak da görmemizi engeller. Şimdi kimliğimizin bir bölümü aslında İslami kimlikte bir çekirdek gibi değişmiyor. İslam'dan gelen usul. Bir kısmı ise aslında inşaya açık ve onu tadil edip yeni durumlara adapte oluyoruz o kimlikle. Ha değişmeyen kısmı ne? İslam'ın varlık anlayışıyla ilgili işte Allah'ın varlığı, ahirette hesap verileceği, dinin her şeyden önemi, belli ibadetler o kimliğin bir özü gibi. Peygamberimizin döneminde de oruç namaz var, Allah her şeyin yaratırsa ahiret var. Şimdi de o kimlikte öz değişmiyor. Fakat diğer taraftan bakarsanız kişilerin nasıl giyindiği, nasıl
başkalarıyla ilişki içine girdikleri, ki daha çok geleneklerle ilgili olan unsurlar ama sırf gelenek de denemez. Belki İslam'ın bazı yorumlarıyla ilgili kısımda. Kimliğin bu kısımlarında insanlar modernleşmeyle karşılaşınca İslami kesimler çok büyük tadilatlara gittiler. Bana göre bunun en güzel gözüktüğü alanlardan biri İslami kesimde kadınların toplumdaki yeriyle ilgilidir. Mesela şu anda dikkat edin, İslami kesimin içinde, tırnak içinde İslami kesim diyorum, kendini kabul eden birçok hanım kamusal alana daha çok katılmaktadır. Siz de bununla ilgili mesela ben çok enteresan bir örnek vereyim Marmara İlahiyat Fakültesi ile ilgili. Marmara İlahiyat Fakültesi'ne ilk hanım talebeler alınmaya başlandığında öğrencilerin bir kısmı hanımlarla aynı yerde okumamak için protestolarda bulunuyorlar. Aman gelmesinler etmesinler diyor. Hanımlar oldukça zor bir şekilde sınıfın çok küçük bir köşesinde artık sıkışarak derslerini yapıyorlar. Hatta derste konuşamıyorlar sesleri duyulmasın diye. Fakat başörtüsü yasağı geldiğinde bu sefer 1990'lı yıllarda, 2000'li yılda da hatta ben kendim gördüm orada. Bu sefer erkekler, kadınlar niye okula alınmayacak diye protestoya katıldılar. Dikkat edin. Önce de niye geliyorlar diye protesto edenler. 2000 yılına gelindiğinde niye okula alınmıyorlar diye protesto ettiler. Erkekler okulun içinde başörtüsü taktılar kendileri. Birinde cinsiyet rejimi söz konusuydu. Diğerinde insan hakları söz, evet, konusu. Ama dikkat edin, orada da ciddi bir değişiklik görüyoruz. Yani kadınların kamusal alana çıkmasına demek ki İslami kesim herhalde Marmara İlahiyat Fakültesi temsil ediyordur. İlahiyat mesela ve bugün de İlahiyat Fakültesi'nde çoğunluk kız öğrencilerden oluşuyor. Daha evvel onlarla bir arada olmak istemeyen erkek öğrenciler bu sefer bunu çok rahatlıkla kabul ettiklerinde görüşüyoruz. Ha, ne değişti aslında? Yani İslami kimliklerinden buradakiler vazgeçti. Hayır, ama bundan bir 40 yıl önceki bir ilahiyat talebesine göre bugünkü ilahiyat talebesinin kimliğinde demek ki bir değişik var. Ha, İslami öz gitmedi ama nedir? Belli bir inşalarla o çekirdek dışındaki belli alanı uğratıp aslında İslami kesimden kadınların kamusal alana çıkışının bir önün açıldığını görürüz. Bakın bugünkü İslam'la kendini daha yakın gören siyasi partileri görüyoruz. Bunlarda mesela kadın kolları oldukça aktif. Veya kadın kolları aktif ama yine de kadının görünürlüğü yine de çok fazla değil. Eskisine yani nazaran fazla da. Evet. Üstelik mesela AK Parti'nin iktidara gelişinde kadın kollarının ne kadar çalıştığını yakinen biliyoruz ama hiçbir zaman o çalışmanın sonucu olarak var olması gereken görünürlük hiçbir zaman olmadı. Ben buna katılıyorum. Hocamın dediğine katılıyorum ama eskisine göre yine de kadınların gücünün artması ve kamusal alana çıkış oranının artması herhalde bir vaka. Bence her şeye rağmen patriarkal daha erkek egemenlik algısının fazla olduğu bir anlayıştan kaynaklanıyor olsa gerek. Pardon, sözünüzü kesmiş oldum ama ben sizin sorunuzu daha çok hani o 70'ler 80'lerden sonra metropollerdeki yavaş yavaş oluşmakta olan bir İslami burjuvazinin ile beraber ortaya çıkan tüketim kodlarından okumayı tercih ediyorum. Yani tabii ki orada da İslami anlayışla kapitalizmin ilişkisini herhalde izlemek lazım. Bunun da tek bir, kesinlikle tabii ki bir tüketicilik söz konusu kapitalist sistemin olduğu yerde bundan hiçbir grubun kaçınırlığı da söz konusu değil. Bununla da beraber onun görünürlükleri de ortaya çıkıyor. Yani nerede çıkıyor? En basitinden tesettürde eski hani İslam denildiğinde 1940'lar, 50'ler, 60'lardaki kara çarşaf görüntüsünden bambaşka bir görünürlüğe ulaşıyor İslami tesettür vesaire. Bunların hepsi de aslında bir takım sizin biraz önce melez dediğiniz o anlayışların bence de tezahürleri. Ama ondan önemlisi kapitalizmle ilişkisi İslam'ın incelendiğinde de tek bir şey ortaya çıkacağı tabii ki söz konusu değil. Bırakın daha son dönemlerdeki siyasal iktidarla beraber farklılaşan anlayışları. Ben hatırlıyorum 2000'lerin başındaydı. Ayşe Buğra'nın yaptığı bir araştırma vardı. Müsiyat'la Hak İş'in mesela kapitalizme farklı bakışları veyahut herhangi bir farklılık içeriyor mu diye. Evet, içeriyordu yanlış hatırlamıyorsam. İş gücüne, Avrupa Birliği'ne bakışları vesaire çok daha farklılaşabiliyordu. Dolayısıyla bütün
bu şeyleri, öğeleriyle hepsini incelemek lazım. O sizin sorunuz çerçevesinde diye düşünüyorum. Ben de sizin sorunuzu cevap vereyim. Ama lütfen sorumu... Size tamam. Bir şey söyleyeyim. Aynen, programın başından vereceğim. Beri aslında bir Caner Hoca biraz daha böyle detaya giriyor ve hani daha bir içeriğine... Ama yani açıkçası ikiniz hani mesela bir şey sorduğum zaman diyorsunuz ki evet bu konuyu biraz da böyle ele almak lazım ve şu soruları da sormak lazım. Ama işte ben bir soru soruyorum ve onun cevabını arıyorum ve sanki burada da... Ben söyleyeyim kendi zorunda. Şeyimi, ben politikacı değilim veya ben aktivist de değilim. Sonunda akademisyenim ve bugüne kadar da bakış açım terim yerindeyse profesyonel röntgenci şeklinde oldu. Yani ne olduğuna ben bakıyorum. Yoksa benim doğrum, yanlışım vesairem yok. Onun için o çerçeve içinde yani ne bir şeyim olduğu, bir gündemim olmadığına, bir şeyim olmadığına göre... akademik olarak size yolları açmaya çalışıyorum. Ay, nasıl bakılabileceğini ifade etmeye çalışıyorum. Aslında siz yine böyle manşetlik birkaç cümle söylediniz yani anlayana. Benden manşet daha çıkmadı. Böyle bir, sizden hele hiç manşet çıkmadı. siz böyle tertemiz. Evet. Bu sefer hiç açamak yapmayayım. Hadi madem bu sefer söyleyeyim. Şimdi modernlik etrafında herhalde yoğunlaşıyoruz şu anda. Hepimiz aynı zaman dilimi içerisinde aynı süreçlerle karşı karşıyayız. Yani siz modern dünyaya dahil olduğunuzda ben kenarda falan kalıyor değilim. Dağda keçi falan beslemiyorum. Beni de bir şekilde bu etkiliyor. Tabii. Yani sizi ne kadar etkiliyorsa beni de etkiliyor. Ama modernliği kadın üzerinden işletmeye, sürdürmeye, kadın bedeni üzerinden bunu tartışmaya başladığımızda Müslüman kadın imgesinin, imajının dönüşmesi bunu işte o keçi sağan bayan tipolojisi içinde tutmak isteyenler, işte Hacı Fatma, Paspal, Kara Çarşaflı bir yerde görmek isteyenler bu değişimi karşılamakta, değerlendirmekte zorluk çekiyorlar. Çünkü artık kendini dindar hisseden kadınlar iyi giyiniyorlar. Seçkinci tercihleri var veya tırnak içinde söyleyeyim adam gibi bir tercihte bulunuyorlar. Mesela bu tercihi ben yaptığımda bir erkek olarak, ben de Müslümanım ve marka giymeye özen gösterdiğimde hiçbiriniz rahatsız olmuyorsunuz ona. Rahatsız olan yok yani. Çok normal kalıyor ama bir kadın kendi döneminin koşulları içerisinde ilkelerini korumak koşuluyla yeni bir desen, yeni bir tercihte bulunduğu zaman hepimize batıyor. Çünkü zihinsel olarak algı vallahi dünyamızda... Vallahi bana batmıyor. Yok, yani vallahi bana da bakmıyor. Allah Allah. Ben de diyeyim, vallahi bana da bakmıyor. Tamam, para ver diyelim, tamam olsun. Yani dolayısıyla, yani bu bilinmeyen bir şey değil ki canım, bu kadar alınganlığa gerek yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yok, alınganlıktan kadın değil, algısı, madem hani çok şöyle, hani yok. Sakin ben, bir şekilde gidiyor, onu biraz harika bir şey yapalım diye. Siz desteklediniz beni. Yani algımızda şekillenen bir imaj var ve biz o imajın dönüştüğünü fark ettiğimizde alışamıyoruz o yeni imaja. Yeni imaja alışamıyoruz ve oradan kapitalistleştiklerini, oradan yozlaştıklarını hatta müthiş bir din bayraktarlığı yaparak onlara yeni bir yer tutturmaya çalışıyoruz. Aslında din konusunda yönelimlerimiz, sapmalarımız tırnak içinde hepimizin bir sorunudur. Hepimiz bir şekilde eğer dinle sağlıklı bir irtibat kuruyorsak onunla bağlantılarımızı sürdürmek zorundayız. Bu bağlantılarımızda zaman zaman sapmalarımız olur, zaman zaman haddi aştığımız olur. Bunlar hepimizin karşılaşabileceği şeylerdir. Bunu bu değişimi kadın üzerinden gözlemek aslında bana kalırsa kadınlar açısından incitici bir durum da sayılabilir. Çünkü... Şimdi zannediyorum bu konudaki eleştirilerin dillendirilmesinin sebebi ki aslında bunu yapanlar da yani İslam'ın özünü ben yaşatıyorum diyenler. O iddialar tabii ki tehlikeli bir şey. Onu yani. Bilemem de. Tabii. Bunu söyleyenler hani sen madem dini yaşama iddiasındasın İslam'da israf haramdır. İşte. Murat 124'e bin. Ama öyle oluyor yani şimdi. Tabii. Böyle bir şey oluyor yani. Yani gibi bunun gibi şimdi, oluyor. Ama başta bir ama hani arabanın en lüksüne binmek işte ne bileyim eşarbın en pahalısını takmak uygun değildir diyorum. Şimdi yani bir değişen imgeye de bakalım. Şimdi Osmanlı'da ki bana göre İslam'ın bir kesin temsilcisi yok. Bütün Müslümanlar temsilcisi ama zihinlerdeki İslam'ın en yüksek temsilcisi düşünün sarayın merkezi işte onun etrafındaki halife, onun ailesi diğerleri. Nasıl bir hayat tarzı vardı dikkat edin İslam'ın en yüksek temsilcisinin? Daha yüksek bir eğitim, Arapça, Farsça, Osmanlıcan karışık tırnak içinde bazılarına göre işte daha sofistike bir din, daha çok estetikle, sanatla ilgilenen, birçok dil konuşan, eğitim olan, dünya algısı yüksek. İslam'ın en yüksek temsilcisi dikkat edin, toplumun en eliti,
İslam'dan daha uzak gibi gözüken veya heretik gibi gözüken kesimler halkın cahil kesimi diye algılanıyor. Dikkat edin. İslam'ın temsilcisi toplumun en eliti, diğerleri cahil. Şimdi Cumhuriyet'in belli döneminde bir algı değişmesi oluyor. Bu sefer toplumun en yüksek temsilcileri daha pozitivist, daha seküler, daha eğitimli Cumhuriyet'in merkezinde. İslami kesimin temsilcisi ise işte daha çok tırnak içindeki bazı makaleler de var bununla ilgili yazılmış. Kapıcı imgesiyle işte şey yapılmış ki yani benim kitaplarda geçen bu daha az eğitimli. Şehirdekilerin karşı karşıya daha az geldiği, ekonomik açıdan daha düşük seviyede olan, estetikle bağı işte ekonomik seviye düşüklüğünden daha az olan kesimler. Yani şehirlerin daha çok varoşlarında olan kesim. Dikkat edin. İslam'ın temsilcisi olarak bu gözüküyordu. Yani ya toplumun işte elitlerin yer değiştirmesi, evet. Orhan Pamuk'un İstanbul'un da anlattığı İslam nasıl bir şeydir? Evet. Çok samimi olarak kendi hanelerinde nasıl bir İslam'la tanıştıklarını anlatıyor. Yani, orada İslam'ı temsil edenler kapıcı, hizmetçi, evet. Yoksul, evi bahçıvan ve bunların zaman zaman namaz kılması, zaman zaman ibadet ederken görünmesi Orhan Pamuk'un çocukluk evrendeki çok iyi bir gözlemci yani, olduğunu düşünüyorum. Toplumun en elitinin temsil tabii. ettiği düşünülen bir kesimden, tabii. toplumun ekonomik tabii. ve eğitim açısından en düşüklerinin temsil ettiği düşünen bir kesime doğru bir evrimi oldu Cumhuriyet'in belli döneminde. Algı da gerçekte de böyle. Ama sonuçta yani Orhan Pamuk da Nişantaşı'ndaki evlerindeki hikayeyi anlatıyor. Ama tamam da o da tabii bir ki. Dikkat edin. O da Cumhuriyet'in merkezindeki bir bakış açısını temsil ediyor. Tabii, Orhan Pamuk'un kitabı. O açıdan önemli. Yani Cumhuriyet'in merkezindeki algı bu. Hatta halkın bir kısmının da İslam'la ilgili algısı bu. Yani o merkezdeki algıyı onlar da bir yerde o romanları, o eğitim sisteminin içine girerek alıyorlar. Fakat sonra hani ne oldu? Nişantaşı dememin sebebi şu. Güzel bir tanımlama olmadığını biliyorum ama yine de bu bence uygun. Sonuçta çok, beyaz tabii, Türk olarak yani. Adlandırılacak biz zaten bir dikkat edin imgeden aile. Bahsediyoruz. Aslının ne olduğu ayrı bir şey. Biz sosyolojik vaka olarak o imgeleri de yakalamak zorundayız. Fakat sonradan ne oldu? İşte şehirleşme gibi önemli bir dinamikle o varoşlardaki kesimler eğitim aracılığıyla veya ticaret akıllı olarak esnaflıktan holding patronluğuna yükselerek bu sefer İslami kesimler pekala diğerleri gibi daha yani oldukça eğitimli olan, sanatla, estetikle de ilgilenen, siyasete de giren İslami kesimden de birçok kimse oldu. Bu sefer ne oldu? Yani merkezle çevreyi eskisi gibi böyle ayrıştırmamızın mümkün olmadığı bir şey. Gelişli bir durum yani. Ha, yani hem çevrede bu sefer oldukça karışık bir yapı var. Hem merkezin içinde toplumu etkileyenler olarak alırsak merkezi ve siyaseti her türlü kesim var. Yani toplumun bütün kesimlerinin daha karışık olduğu bir döneme doğru geçiş var. Fakat bu sefer ne oldu? Hem merkezde hem çevrede bu iki kesimde karşı karşıya geldiği için aynı alanlarda daha çok yer kapma kaygısıyla özellikle merkezde çatışmalar da daha çok oldu. Çünkü bu sefer eskiden merkezin ideolojisi Osmanlı'da dini devlet ideolojisi belli yani herkes o ideolojiyi benimsemiş devam ediyor. Cumhuriyet'in merkezinde uzun yıllar daha çok işte pozitivist, daha sekülerist bir yapının olduğu, teleolojik bir onu açabiliriz, tarih anlayışının olduğu, yani halk için halka rağmen politikalarının üretildiği, halkı tarihin daha ileri dönemlerine taşımak için politikaları üreten bir merkezin olduğu bir yer vardı. Bir bakın şu anda siyaset merkezi de değişti. Onun gibi değildi. Yani siyasetin merkezi de eskisine göre çok çeşitli. Ama ne oldu bu sefer? Daha çok karşı karşıya gelip de merkezde yarışın olduğu bir şey olunca işte şu andaki gibi daha çok çatışmanın olduğu bir görüntü var. Ama peki şu anda da siz bir yeni bir anlayışın hani 30'ların Türkiye'sine İşler Hoca demişti bir devlet anlayışı inşa edildi. Bir sosyal mühendislik yapılıyor demişti. Mesela bugün de yapılıyor dedi. Onu soracağım nasıl bir mühendislikten bahsettiğini ve sizin de bugün siz de evet. yeni bir sosyal mühendislik yapıldığına inanıyor musunuz? Şimdi ben sosyal mühendislik her siyasi iktidar Türkiye'de yapmıştır. Vardır ama benim de düşündüğüm şu. Türkiye'de artık siyaset eskisi kadar önemli değil. Ve bu Türkiye ile alakalı bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde siyaset eskisi kadar önemli değil. Nasıl önemli değil? Bir dakika. Bakın kelimemin altını çok iyice bak. Siyaset çok önemli. Kelimenin altı. Siyasetle yatıp siyasetle bakın, kalkıyoruz. İşte bence işte ondan sosyolojik analizlerimiz zayıf. Her şeyi siyaset zannettiğimiz için. Kelimenin altını çiziyorum. Eskisi kadarın altını çiziyorum. Bakın siyaset her zaman önemli, şimdi de çok önemli. Eskisi kadar önemli. Bunun nedenini ben şuna bağlıyorum. Medyanın, internetin, televizyonun ve diğerlerinin artan gücüyle insanlar
devletin merkezinin bilgiyi kontrol etme süreci zayıfladı. Devletin merkezi eskisi kadar bilgiyi kontrol edemiyor. Devletin merkezi halkı nasıl kontrol ediyordu diye düşünürsek, bizim devletin ideolojik aygıtları diyebileceğimiz, özellikle eğitim kurumlarını kontrolü altında tutarak devletin merkezi bunu kontrol ediyor. Ben sizinle aynı kanaatte değilim. Bir taraftan da medyayı vesaireyi düşünecek olursak, siyasi iktidarın kontrol mekanizmalarının ne kadar arttığı da aşikar. Ben size şöyle soruyu sorayım. Bakın, ben devletin merkezinin kontrol gücünün olmadığını savunmuyorum. Fakat siz şunu düşünün, 1930'lardaki devletin halkı bir kontrol etme veya onlara bilgi ulaştırmada kontrolünü bakın. Şu andaki bir internet gibi, bir özel televizyon gibi toplumun merkezinden bağımsız bilgi aktarma kaynağı 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'lerde var. Tek bir müfredat var. Tabii ki tek bir şey yok. Çok Diyanet... daha yarışan şeyler var ama öbür taraftan da iktidarın da imkanları da o oranda artıyor. Tabii. Yani engelleme imkanı da artıyor. Kendi tırnak içinde fark edilir edilmez propagandasını yapma imkanları da artıyor. Şey dediğiniz, eğitim dediğiniz zaten modernleşmenin, yani modernitenin daha doğrusu en ağababa aracı. Ama işte o da devlet itibaren, merkezin ideolojisini taşıyor. Ama işte taşıyor. Devletin merkezi bu defa, merkezi bir şekilde o hani demin kullandığımız merkez çevre şeyi gidiş gelişi başladıktan sonra zaten iktidarda da farklılaşma başlıyor. Tabii. Dolayısıyla yani artık o eski 1920'lerin, 30'ların, 40'ların merkezi değil, farklı bir merkez. Bakın, siyaset bence kaynakları aktarmada hala çok önemli ama şu anda İslamiyet'e yakın olduğu düşünen bir iktidar var. Eğer ki zihinleri şekillendirmede insanların zannettiği kadar etkili olsaydı, oruç tutmayla namaz kılmada bu oranlar çıkmazdı. Niye çıkıyor? Dikkat edin. Nasıl çıkardı peki? Kendinizden işte çok yükseliyor çıkardı. Çok oruç tutanların, namaz kılanların sayısı aşağı yukarı çok yakın çıkıyor eskisine. Birazcık düşüş var. Şimdi az önce niye yükseliyor çıkıyor? Verdi oranları son derece yüksek. Hayır, çok. Bakın, yüksek de biz şimdi burada bu tip anketlerde önemli olan şey şu. Geçmişe göre nasıl oldu? Elimizde 99 verileri var TSEV anketinden. Bu anketin kendisi, Hakan Yılmaz anketi, kendisi 2006 ile 12'yi mukayese etmiş. Geçmişe göre bir düşüş var hafif. Siyaseti devralmayla eğer ki zihinleri bu mevcut siyasi iktidar şekillendiriyor olabilseydi, namaz kılanların, oruç tutanların sayısı niye düştü? Ha, benim buradaki şeyim, zihin şekillendirmedeki gücü maddi kaynakları paylaştırmadaki gücü kadar değil siyasi iktidarın eskisi kadar. Çünkü bilgiyi aktaracak kaynakları bu küreselleşme sürecinde, bu Türkiye ile ilgili bir şey değil dediğim. Bana göre bütün dünyadaki siyasi iktidarların merkezde halkın zihnini şekillendirme gücü azaldı. O yüzdendir ki Kaddafi rejiminde, o yüzdendir ki Arap Baharı oldu. Orada daha merkezi bir iktidar vardı, devletin eğitim kuranını yapıyordu. Twitter üzerinden veya diğer birçok yerden organize olanlar, tabii ki dış güçler, belli destekler var. Onların da yabana atmıyorum. Ama neden evvelden olamadı da şu anda oldu sorusunu sormamız lazım. Siz tabii yaşananın Arap Baharı olduğunu, yani ismini bu şekilde koyuyorsanız zaten hani böyle yapmanız çok normal. Benim demek istediğim şey şu. Şu anda internet ve özel televizyonların dünyada oluşturduğu durumla devletler, siyasi iktidarlar halkı eskisi gibi kontrol edemiyorlar. Ve bu yeni bir sosyolojik analize tabi tutmamıza gerekiyor. Türkiye'de sabahtan akşama kadar televizyonlarda millet siyaset, siyaset, siyaset konuşarak siyaseti bütün her şeyi belirleyen bir güçmüş gibi zannediyor. Ben siyasetin gücünü yadsımıyorum, çok güçlü. Ama eskisi kadar değil bence. Çünkü siyaset bilgi araçlarını eskisi kadar kontrol edemiyor. İnternetle ilgili yasaklar falan ciddi anlamda internetten, televizyonlardan gelen bilgiyi kontrol edebilecek düzeyde değil. Hiçbir yerde olamıyor. Şimdi Türkiye'de de olamaz. İnternet, yani bilmiyorum kaç haneye ulaşıyor da, kaç kişi interneti kullanıyor da, kaç kişi okuduğunu anlıyor da, anladığından etkileniyor da. Hani bence bu da çok büyük bir soru işareti Türkiye'de. Peki zihinleri şekillendiren nedir? Onu soralım. Zihinler bir bilgi aktarımıyla şekilleniyor. Şimdi zihinleri şekillendiren bana göre 3 tane temel unsur var. Bir, aile. Ben siyasetin etkili olup olmadığını kendi kafamda nasıl değerlendiriyorum biliyor musunuz? Şimdi mesela başbakanın çıkıp da diyorsa buna, işte bu kalem, kalem olduğuna inanılıyorsa etkili. Hayır, bu kalem değil, silgi deniyorsa, onun silgi olduğuna inanılıyorsa etkili. Ya da hani başbakan demeyelim, hadi muhalefet lideri diyelim, kimse kim. Yani sonuçta ak dediğine ak, kara dediğine kara inanılıyorsa...
Bakın ve etkili, bu gündemi de belirliyorsa bence etkili, siyaset. Ben zaten etkili olduğunu kabul ediyorum. Çok da etkili olduğunu kabul ediyorum da etkisine nazaran siyasetin, dikkat edin mevcut iktidarı konuşmuyorum. Siyasetin, biz de örnek veriyoruz canım yani. Tabii siyasetin ki ben toplumu zihnini şekillendirmedeki gücünün düştüğünü savunuyorum. Nedenlerini de anlatıyorum. Hocam siz böyle mi inanıyorsunuz? Şimdi birincisi siyaset kavramının tanımında farklılık oluştuğu kanaatindeyim. Yani yalnızca devlet odaklı, devletin yani siyasi iktidarın siyaseti oluşturduğu insanların katılımcı demokraside bile katılıp 4 senede bir oy kullanarak veya 5 senede neyse bir oy kullanarak katıldıkları bir yapıdan çok daha geniş bazlı bir yere gittiği kanaatindeyim. Herkes kalkıp dediğiniz gibi çeşitli kanallarla, çeşitli yöntemlerle şeyini, fikrini beyan etmeye çalışıyorsa, şey yapıyorsa siyasetin tanımında çok daha yaygın bir ifade oluşmuş demek. Ha, tamamıyla katılıyorum. Her iktidar bir şekilde biçimlendirmeye çalışır. Kendi tahayyülünde mutlaka bir yapı vardır, bir toplumsal yapı vardır ve onu gerçekleştirmeye çalışır. Olması gereken bu mudur? Bence değildir. Çünkü sonunda ben siyasi iktidar denilen şeyin aslında bir yani biçimlendirici değil, olması gerektiği evet. şekliyle söylüyorum. Peki, biçimlendirici değil. Mi, değil mi? Bir yani saniye, biçimlendirici değil, bir koordinasyon pozisyonunda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu benim söylediğim ideal olandır, koordinasyon pozisyonunda olan. Ben de katılıyorum buna arada diyeyim. Ben de katılıyorum da hani ideal olanı mı konuşuyoruz, şu anda olan bu mu onu konuşuyoruz? Şu anda yani bu yalnızca Türkiye'ye mahsus da bir şey değil genel ama Türkiye şeyinde siyasi kültüründe diyelim şeyin bir yapının kendisini çoğunluğu temsil ettiğine inandığı andan itibaren mutlak olanı ifade ettiğini zannettiğine, vehmettiğine düşünüyorum. Dolayısıyla da başkasına çok fazla imkan tanımamak için her türlü çabayı gösterdiğini düşünüyorum. Mahdi Yusuf bir yandan da tarihe bakacak olursak hiç de öyle değildir. Bilakis çok ilginç bir toplumdur Türkiye toplumu. Bunu hiçbir zaman da o hani biçimlendirmeyle falan ifade edemeyiz. Bunun çok açık bir örneğini de mesela 12 Eylül rejiminden sonra görebiliriz. Bir yere işaret ediyordu siyasi iktidar. Buyurun burayı tercih edin diyordu. Sonucun ne olduğunu gördük. ANAP gibi bambaşka bir sonuç çıktı ortaya. Dolayısıyla yani bütün bu değerlendirmeleri yaparak toplumu yeniden okuyabilmenin görevini de üstlendiğini düşünüyorum. Bütün bu ahkamı kesen hazırının. Peki şimdi mevcut hani 30'lardakine zaten konuştuk. Bugün nasıl bir toplum mühendisliği yapıldığını düşünüyorsun? Aynı şekilde şeyi biçimi aynı, içeriği farklı. Her yapının kendi yani her siyasi iktidarın belli ki kendi bir ideal toplum tahayyülü var. 1930'larda farklıydı, 2010'larda farklı ama bileşik kaplar herhalde sonuç itibariyle aynı yöntemleri uygulayarak yapmaya çalışıyor ama şeyler, içerikler farklı. Ne olduğunu her gün yaşayarak görüyoruz zaten. Peki şimdi bugün hemen her konuda bir takım eleştiriler yapılırken mesela Cumhuriyet'in kurucularına, işte o döneme, o ideolojiye yönelik atıflarda bulunuluyor ve hep kabahat oralarda aranıyor. Bir kısmı da doğrudur. Yani arızaların sebebinin bu olduğu doğrudur. Peki şimdi günümüzü ele alacak olursak bugün de bir toplum mühendisliğine soyunulduğundan bahsediyorsunuz. O zaman bu da kendi eleştirisini hatta bazı noktalarda nefretini mi doğuracak? Yani yine hep aynı mı? Muhtemelen onun için zaten şey bileşik kaplar terimini kullandım. Onun için yani boşuna o terimleri tercih etmedim. Hocam tabii siz akademisyen olarak böyle konuşuyorsunuz. Ben de mealen konuyu açmaya tercüme etmeye çalışıyorum diyorsunuz. Ben daha anlaşılır kılmaya çalışarak acaba doğru mu anladım diye. Bu arada Necdet Subaşı notlarını evet. alıyor. Buyurunuz. Ben gerildim yani siz böyle uyarınca korktum da manşet telaşına düştüm.
Şimdi, aslında sizinkilerden de iki tane cımbızlayacak şey var. Türkiye Cumhuriyeti başından beri yani çok değişik siyasal yönelimler oluştu. Çok farklı siyasi modeller üzerinde çalışıldı. Tek parti, çok parti, 80 sonrası militarist süreçlerde yaşadık ama toplamda baktığımızda Türkiye'nin ana fikriyatında hiçbir değişiklik olmadı. Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak. Bu üç hedef şimdi de dün de hep başat hedef olarak gözüktü. Dolayısıyla belki bazılarının tonunda, bazılarının düzeyinde zayıflama görülebilir ama Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak hedefi bütün siyasal iktidarların es geçmediği, üzerinde durduğu, yoğunlaştığı bir tercih olarak önümüze geldi. Bu Ziya Gökalp'in de modern cumhuriyet için kurucu bir laikliğin ya da kurucu bir yapının nasıl olması gerektiği konusunda ortaya koyduğu formülasyondur. Şimdi tabii bizim sosyal bilimlerde mühendislik kavramının ağırlığıyla, işte organikliğin ağırlığıyla burada genel bir müzakere etrafında mühendis kavramının üzerindeki çekinceler aynı şey olmuyor. Mesela bana sorsalardı müteahhite mi mühendise mi güvenirdin diye. Yani bizim evi müteahhit mi yapsaydı, mühendis mi yapsaydı? Ben mühendise güvenirdim. Yani bu bir başka bağlamda tehlikeli bir şey. Yani toplumu biçimlendirmek, toplumun rızasının dışında ona bir şey dayatmak. Bu kötü bir şey. Ha bu arada tabii bu biçimlendirmeye o toplum ne kadar uyuyor o da ayrı bir şey. Kaldı toplumun, ki ha başka bir şey çıkıyor işte. Toplumun dinamikleri bambaşka bir toplumun şey. Toplumun reflekslerini ölçmek mümkündür. Ama şu da bir gerçek. Ben bugün böyle etrafında dolandığımız ve bir türlü merkeze giremediğimiz o mühendislik üzerinden tartıştığımız konuyu kişisel kanaatimi söyleyerek açmak istiyorum. Bugün yapılan bir telafi çalışmasıdır. Gördüğümüz odur. Yani büyük kayıplar olduğu düşünülmektedir. Büyük hasarlar olduğu düşünülmektedir. Ve bu eksikliklerin giderilmesi için de topluma, toplumdan bir rıza alınmıştır, bir meşruiyet alınmıştır. Ve bu meşruiyet çerçevesinde siyasi seçimlerin sonuçları kayıpları, mı buna şey hayır, olarak veriyorsunuz? Telafi ettiğini iddia ediyor. Hayır, meşruiyet alınmıştır, rıza alınmıştır derken seçim sonuçları üzerinden yani mi söylüyorsunuz? Yani toplumsal meşruiyet bunu? Anlamında söylüyorum. Tabii bu siyasetçilerin işi, bu konuları da çok fazla bir şey biliyor değilim ama genel havaya baktım. Hangi alanda telafi? Yani mesela şimdi dini konuşuyoruz. Dini konuştuğumuz zaman şöyle bir şey. Mesela siz ahirete inancı es geçen ve kendini Müslüman olarak hisseden birini siyasal iktidarı nasıl okuduğunu düşünürsünüz? Veya mesela böyle bir soruyla karşılaştığınızda siz bu konularda derinleşme arzusundaysanız bir telafi programına ihtiyaç var değil mi? Yani ben burada daha iyi niyetli bakmak istiyorum. İşte İmam Hatip okullarının artması, ilahiyat fakültelerinin çoğalması, Kur'an kurslarının ve daha değişik ünitelerde toplumun dini bilgiyle karşılaştırılması konusundaki etkinlikleri müthiş bir duygusal telafi çabası içerisinde algılıyorum. Bu, bunu sorgulayabilirsiniz. Ama bunu hiç düşünmeden oy verenler de var. Ya ben ona karışmam. Hani istikrar siyasi, olsun, hayır, ben tek başka parti bir şey hükümeti ya veya onu, işte ekonomide aman iyi gidiyoruz, bunun devamı gelsin, ben biz bir daha oy verelim diye düşünüyorum. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Dini yoğunluk. Hocam bunun, anlamam diyorsunuz, analiz yapıyorsunuz ya ama yaparım, yani. Ama yani şöyle, yani sonuçta din konusunda bugün çok hevesli atılımlar, adımları görüyoruz, gözlüyoruz ve ben bunun arkasındaki sinerjinin telafi arzusundan kaynaklandığını evet. söylüyorum. Bunu tartışabilirsiniz. Bu doğru mudur, değildir ayrı bir şey. Ama bunu başka nasıl açıklayacaksınız? Yani burada bir telafi çabası, bir kayıpları giderme çabası ve zaman zaman da bu çabanın panikle eş bir şekilde ilerlediğine tanık peki olabilir. Normalde şu düşünülmesi gerekmiyor muydu? Hani iktidara gelen parti açısından değil ama Diyanet İşleri Başkanlığı açısından bu telafinin yapılması. Yapıyor zaten. Zaten hocanı bahsediyor. Gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, tane. Diyanet İşleri Başkanlığı. Mesela benim ben deminki söylediğim model çerçevesinde niye bir şey değil ki? Diyanet İşleri çok güçlü bir kurum olsa da eskisi kadar belirleyici olamayacağına ilgili 5-6 örnek vereyim. Ha şimdi gelen sorulardan bir benim, tanesi de buydu. Hayır, Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar etkili diye. Şu açıdan diyorum. Diyanet çok İşleri etkili. Diyanet İşleri Başkanlığı çok etkili. Eskisine nazaran çok daha personeli var. Fakat zihinleri fakat dikkat edin. Diyanet İşleri'nin kendisinden kaynaklanan sebeplerle değil. Küreselleşmenin getirdiği süreçler yüzünden Diyanet İşleri'nin etki etme gücü bence düşmüştür. Nedenini sayayım. Bir, demin size saydıklarımı düşünün. İnternet üzerinden veya özel televizyonlardan dinle ilgili akan bilgi o kadar çok ki
Diyanetten duyulanların bu kat kat üstünde. Mesela bir. İkincisi, mesela televizyonlarda, mesela bazı hocalarımız var görüyorsunuz. Diyanetten bağımsız olarak aktörlerin televizyonu, dikkat edin, bu da çok yeni bir olgu. Yani özel televizyondan önce böyle bir ciddi bir unsur yoktu. Özel televizyonların çıkmasından sonra internet dışından ilahiyatçıların, akademisyenlerin televizyonda aktardığı bilgi, dikkat edin, bunu birey olarak aktarıyorlar. Diyanet adına aktarmıyorlar. Diyanetten birçok kimsenin öğrendiği bilgiden kat kat fazlaya gelecek seviyede neredeyse. Üç, Diyanet'in internet sitesi var. Çok da başarılı. Birçok soruya cevap veriyor. Ama mesela internetteki dini sitelerin yanında Diyanet'in internet sitesinin ve girilme oranına bakın, %1 bile etmez diğer sitede. Normal, çünkü her birey, her cemaat, herkes internet sitesi açıyor. Şahıs tek başına bir cemaate karşı internet sayesinde güç kazandı. Eskiden bir cemaatten değilse, belli bir ekonomik gücü yoksa, on binlerce kişiye ulaşacak bir alan oluşturması kimsenin mümkün değildi. İnternette bu mümkün olunca ne oldu? Şu anda dikkat edin, birçok kimsenin internetten aldığı bilgi, Diyanet'in kontrolü dışında müthiş bir bilgi insanlara ulaşıyor. Bakın, biz şu anda dini bilgi aktarıyoruz, birçok kimse belli yorumlar yapıyoruz. İşte Diyanet'ten bağımsız aktarıyoruz. Özel televizyon olmadan önce bu yoktu. Yayın evlerini düşünelim. Yayın evleri her zaman vardı, İslam yayın evleri evvelden beri ama... Yine yayın evleri, diğer yayın evlerinden satılan kitaplarının sayısı Diyanet'ten satılanın kat kat üstünde. Bu da nedir? Dikkat edin, siz liberalleşmeye getirince her yayın evi yayın yapabiliyor. İnternette, özel televizyonda herkes fikrini duyuruyor. Diyanet kendi içinde ne yaparsa yapsın, bilgiyi insanlara ulaştırmada siz gerçek liberal ortamı oluşturduğunuzda Diyanet bilgi aktaranların çok çok ufak bir kısmına geliyor. Ve yine şu dediğimi de unutmayın. Diyanet hala çok etkili bir kurum. Eskisine nazaran personel sayısı çok arttı. Ve Türkiye'de mesela şiddet kullanan... Televizyonu var. IŞİD gibi örgütlerin Türkiye'de çıkmamış olmasında bizim Diyanet'in yaptığı çok önemli katkılar var. Türkiye'deki cemaatlerin camileri ele geçirmeye çalışıp birbirlerine düşmemesine Diyanet'in çok önemli katkıları var. Bunların hiçbirini yadsımıyorum. Fakat küreselleşmenin getirdiği kaderi süreç... mi bu diyorsunuz? Efendim? Bu kaderi midir bu diyorsunuz yani? Diyanet'in kaderi. Hayır, Diyanet'in değil. Eğer ki dünyanın dışında başka bir devletin merkezi kurumu varsa, bana göre Suudi Arabistan'da merkezi Vehhabiliğin anlatılması da eskiden kadar kolay değil. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Bazı olaylara bakarken sosyolojik analiz olarak bir şöyle yaparsınız. Türkiye'nin içine kapanırsınız. Türkiye'nin içindeki aktörler üzerinden düşünürsünüz. İşte Atatürk, İnönü üzerinden ilk dönemi, sonra Özel üzerinden düşünürsünüz, aktörler üzerinden. Şimdiki de Tayyip Erdoğan üzerinden düşünürsünüz. Bir diğer anlayış şekli de şudur. Bu aktörlere yine önem vermekle beraber Türkiye'nin cumhuriyetin başlangıcında nerelerde modern devlet çıkıyordu bakarsınız. Türkiye'de çok partili sistem çıkarken Türkiye'ye gelen dışarıdan Marshall yardımı, Truman doktrini gibi şeyler nasıl etkiledi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz nerede olmak istediğe bakarsınız. Şu anda da bir küreselleşmenin içinde Türkiye'yi bir yere yerleştirip sürece bakarsınız. Bana göre Türkiye'yi bütün bu analizlerde, cumhuriyet boyunca analizlerde salt içindeki aktörlere yoğunlaşmadan uluslararası sistemde ne olup bitiyora bakarak yerleştirirsek ancak anlarız. Diyanet'in personel sayısının büyümesi, birçok faaliyetin azaldığı, dikkat edin, bunların hiçbirini eleştirmiyorum. Küreselleşmenin getirdiği şartlar, ki buna karşı da Diyanet'in yapacağı hiçbir şey yok, Diyanet'in etkisini azaltmıştır. Ben diyorum işte, resmi tıklayayım, internetin sayfasını Diyanet'in tıklayanların oranı, iddia ediyorum, toplam Türkiye'deki bütün dini internet sitelerine girin %1'ine gelmez. Diyanet'in sattığı kitap sayısı, bütün yayın evlerinde sattığın %1'e gelmez. Burada dikkat edin, Diyanet'in bir suçu yok. Bu zaten özgürlük ortamının ve bilginin şu andaki araçlarla aktarılmasının kaçınılmaz sonucu. Bu da ne yapıyor? Dikkat edin. Bakın, devletin mesela kontrol edebildiği şey nedir? İşte eğitim kurumları gibi Diyanet'i kontrol ediyor. İşte bu da benim aslında söylemek istediğim şeylerden biri bu. Niye devletin siyasi merkezin eskisi kadar güçlü olamadığının göstergelerinden biri? Çünkü siz ne yaparsanız yapın bu küreselleşme sürecinde bilginin akış şeklini kontrol edemiyorsunuz. Asıl kısmı bu. Şimdi bir dakika. Siyaset Diyanet'i hiç etkilemiyor mu? Hayır, diyorsunuz? Tam tersi. Siyaset etkiliyor diyorsunuz. Türkiye'nin ilk başından beri. Bakın mesela Cumhuriyet'in başlangıcında. Hayır, sizin... Son cümlenizden alalım ya. Son bir iki cümlenizden. Siyaset Diyanet'i etkiliyor mu, etkilemiyor etkiliyor mu? Etkiliyor tabii ki. Her zaman etkiliyor. Çünkü zaten yani siyaset aktarıyor Diyanet'in başkanı. Ama Cumhuriyet'in başlangıcında halkın büyük bir kesimi okur yazar değil. İnternet siteleri yok, yayın evleri yok. Sırf Cuma hutbesinden sizin insanlara aktaracağınız bilgi çok çok önemli. Çünkü birçok halktaki birçok kimse
hutbeden duyduğu İslami şeyin alternatifini duyacağı bir alan yok. Bir ailesinden alınacağı dini bilgi var. Belli bir cemaate bağlıysa oradan da bir şey duyabilir. Ama halkın büyük bir kesimi için o hutbeden duyacağı şeyin bir alternatif bilgisi yok. Buna karşı bir şey duyacak değil. Ha, o zaman... Ama tabii keşke şöyle olsa, yani alternatifini duysa bile en doğrusunun o kaynaktan gelen olduğunu inansa. Bakın ben şu anda analiz yapıyorum. Ama bu insanların kendi tercihleridir son tahlilde. Tamam, kendi tercihleridir yani, ama en sağlıklı doğru din bilgisini oradan alacağına güvensin. Sağlıklı doğru benim her zaman problemli bulduğum tanımlardır. Her zaman kullanılan, yani buna her şey, her yapı kendisi için kullanabilir. Sağlıklıyı ben veriyorum, doğruyu ben veriyorum vesaire. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim var, yani değil mi? Sahih hadisler var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek olan açıklamanın ben en doğrusu olacağını güvenirim. Yani böyle olması gerekiyor toplum içinde de. Zaten yarışan piyasa koşulları içinde de ben biraz daha farklı düşünüyorum. Tamamıyla aynı fikirdeyim. Çok daha fazla. Bir de pardon, ben analiz yaptım. Hiç iyidir kötüdür demiyorum. Ben sosyolojik durumu analiz etmeye çalışıyorum. Kesinlikle çok daha fazla imkan var. Farklı şeylerin, farklı görüşlerin aktarılabilmesi açısından, ama o yarışan koşullar içinde yine de tercih edilenin yani bir şekilde, yani farklı seçenekleri değerlendirerek sizin mesela doğru dediğinizi tercih edenin çok daha sayılarının fazla olduğu pek çok yerden anlaşılabiliyor. Ben aşağı yukarı 30 seneye yakındır Diyanet çalışıyorum. Dolayısıyla sürekli olarak bir takım araştırmaların içinde oluyorum. Bütün seçeneklere rağmen o seçeneklerle birlikte çok önemli bir yeri olduğunu Diyanet'in her şeye rağmen düşünüyorum. Ben de aynısına katılıyorum. Çok önemli yeri var da ben dikkat edin, bütün analizlerimde tarihsel süreçteki etkinlik oranı hem siyasetin hem Diyanet'in bakıyorum. Siyasette, yani dolayısıyla Diyanet de çok etkili. Yani benim demek istediğim, bizim dünyadaki küreselleşme süreciyle yepyeni bir şekilde yeni bir sosyolojik yapıya dünyada geçtiğimiz ve bunu analizlerimizde göz önünde bulundurmamız gerektiği. Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinde hutbeyi kontrol etmek çok önemliydi. Halkın çoğu okur yazar değil, kitap okumayacak. Onun dışında neyle muhatap oluyor? Şimdi siz isterseniz hutbeyi kontrol edin. Yani internetten o kadar çok şeye ulaşıyor ki. Yani zaten hutbe 7 haftanın bir gününde, hutbede Arapça kısmı var. Onu zaten halkın çoğu anlamıyor. Çok kısa bir kısmı. Hala çok önemli hutbe, önemsiz değil. Ama dini bilgi olarak halk başka yerlerden o kadar çok bilgi alıyor ki sizin o hutbeyle vereceğiniz bilgi eskisi kadar önemli değil, halk yüzde olarak önemli değil. Hala çok önemli olmakla beraber. Yani bunu yakalayabilmemiz lazım. Yani bir şeyin öneminin azaldığını söylemek, onun önemsiz olduğunu söylemek değil. Televizyonun, medyanın bu kadar bilgi aktarması aileyi de önemsizleştirdi. Çünkü aile de kendi çocuklarının zihin yapısını eskisi kadar şekillendirmiyor. Ha, devleti de önemsizleşti. Peki aile önemsiz mi? Hala aile çok önemli. Çocukların zihin yapısı şekilde. Hala devlet çok önemli. Ama eskisi kadar önemli mi? Hayır. Çünkü eskiden böyle rakip bilgi aktarma kanalları yoktu. Peki. Şimdi ben de üzerine konuşacak sonunda, mevzum var da süremiz bittiği bana için. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum Caner Hocam. Tabii ki şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Soğuk Savaş döneminin Diyaneti değil. Tabii. Bir ideoloji zerk etmeye, bir ideoloji taşıyıcılığı yapmaya, devletin organik bir parçası olarak, devletle eş zamanlı olarak aynı işleri yapmaya yükümlü değil. Bu arada özür dilerim. Şunu da ekleyin lütfen. Birkaç eleştiri gelmiş. Diyanetin politikaya uygun hareket ettiğine yönelik olarak Diyanete dair de eleştiriler gelmiş. Belki ona da bir şey söylemek tabii, istersiniz tabii. Yani siyasetle Diyanet arasındaki ilişki sadece bugüne has bir tartışma konusu değil. Eskiden beri böyle bir tartışma var. Burada Diyanet'in kamu düzeni içerisindeki yerini bilmemekten kaynaklanan boyutlar var. Bir de tabii siyaset, din arasındaki ilişkilerin bizim toplumsal yapımızda, kültürümüzde hangi bağlamlarda ayrıştığı, hangi bağlamlarda bütünleştiğine ilişkin sağlıklı bir analiz yapmaktan uzak durmakla ilgili boyutları var. Diyanet çok, siyaset söz konusu olduğu zaman aslında çok sıkıntılı bir yerde duruyor. Çok kolay bir şey değildir Diyanet'in. Siyasetin emrinde, güdümünde olduğuna dair iddiaları alkışlayarak karşılamak durumunda değilim. Ama tersini de aynı şekilde söyleyecek durumda değilim. Bu çok hassas bir şeydir. Siyaset dünyasından gelen şey, Diyanet'in iddialarıyla paralelse, aynı şeylerse,
sizinle ne kadar karşıt olursam olayım, sizin söylediğiniz şey benim söylediğim şeylerle aynı yerlere baskı yapıyorsa, vurgu yapıyorsa, bu konularda sırf siyasetten gelen bir öneri diye Diyanet'in çekingen kalması söz konusu değil. Hakikat nereden gelirse gelsin mukaddestir. Bu konularda öyle sanıyorum ki genel toplumda Diyanet'in çok sivil, herhangi bir yetkiyle, herhangi bir yetkiyle organik hiçbir bağı yokmuş gibi bir şey var, tanımlama var. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Diyanet İşleri Başkanlığı devletin asli kurumlarından birisidir. Ve Diyanet bir anlamda, İşler Hoca ne kadar katılırsınız bilmiyorum hocam, devletle toplum arasındaki belki de biricik temas noktalarından birisidir. Yani devlet dediğimiz o katı, kendi içinde zırhlı yapıyla toplum dediğimiz daha şeffaf, daha sivil, hareketli organizasyon arasındaki bağı, o duygusal bağı, öyle sanıyorum ki Diyanet çok hızlı bir şekilde... Bir cümle söyleyeyim. Bir ankette şey geldik. Ne olur yok, bağlayıcı olsun cümleleriniz. Ben halkın algısı tamam. açısından çok önemli sormuşlar. Diyanet toplumun barış ve huzurunu koruyor mu diye. %91.4 Türkiye'de katılmış. Aynı. Onu sizin söylemeniz yok. Daha mutlu etti beni. İyi hadi güzel. Yok, önemli olan şu, bir de şudur. Bunlar sosyolojik veri. Buna katılıp yine katılmayabiliriz. Yani sosyolojik veriyi vermek, yani demek istediğim şu, resmi çekmek ona katıldığımız anlamına gelmez. Yani onu da söylemek peki. lazım. Teşekkür ediyorum. Sizin son bir cümleniz varsa alacağım ve öyle noktalayacağım. Yok, herhangi bir cümlem yok. Çok teşekkür ediyorum o zaman sizlere. Bu arada ben hani konuştuk ya böyle işte eşarplar şunlar bunlar. Zeynep Günay demiş ki ya ne kadar sinirsiniz, biz de o marka eşarplarımızı sezon sonunda yarı fiyatına alıyoruz diye. Ya isterseniz sezonda alın, güle güle de kullanın. Yani biz sadece yazılan çizilenleri aktararak sizin yoruma başvurduk. Sizin imtihanınız da bu. Efendim? Sizin imtihanınız da bu. Bunlara cevap vermek. Ha. Bizim benim imtihan bitmiyor. Görseniz bütün gece devam ediyor programdan sonra. Hepsini de okuyoruz. Bence hiç bakmayın. Çok teşekkür ederim. Efendim? Hiç bakmayın bence. Çünkü onun sonu yok. Yok, bakıyorum ben yani. Ben dediğimi bir kere daha tekrar etmem lazım. Olanın analiz edilmesi onun iyi veya kötü tabii. yargısını içermez. Aynen onu öyle. Ayırırız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, katıldığınız için. Ebru Yücel'le programı hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederiz. İzlediğiniz için görüşmek üzere. İyi geceler. Ekranların marka programı Pelin Çift'le Öteki Gündem dünyanın gizemli tarihinin izini sürmeye devam ediyor. Dinler tarihi, bilimsel keşifler, evrenin sırları, kadim uygarlıklar ve tarihin bilinmeyenleri. Pelin Çift'le Öteki Gündem Habertürk'te.